Selamun aleyküm arkadaşlar. Yamaha Delight 125'lik miydi abi? 125'lik abi. Bunun ön arka balatısını değiştirdik, çekemedik. Sonradan aklımıza geldi video çekmek. Balatalar bitikti. Şöyle gösterelim. Balataların durumları böyle. Karanlıkta gözükmüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Balatalar bitmişti. Ben de ilk defa sökeceğim. Yamaha Delight yapmadı. İlk sifre oldu. İlk sifre. 8000 km zaten yaptım tüm motorları ilk defa sökmüşüm zaten. Bu da ilk defa olacak. Yani değişen bir şey olmayacak. Ön balata değişimi Yamaha MX'lerdeki gibi şeylerdeki arka balata da Jupiter 125'teki gibi. Yani Activa S'lerdeki gibi değiştiriliyor. Bakalım. Rüzgar acaba etkiliyor mu ama bilmiyorum. Rüzgar sesi vurabilir herhalde. Sesi vurabilir. Kapalı kalın. Yamaha Delight. Bu motor yarı haznesi 0.80 litreymiş. Şu hıkı kapısıyla beraber koyulum son mu acaba? Ha. Bu kaç? Abi yakıt katkısını düşeceğiz ondan. Ha düşeceğiz değil mi? Tabii. Bravo ayarları koyacağız. Bravo ayarları, bravo katkısı. Arkadaş son hız artmasını istiyor. O yüzden ayarı koyacağız. 20 km hız artışı yapıyormuş. Değil mi? Öyle söylüyorlar bakalım. Güveniyoruz abi. Onu güvenliğimiz ağızlarla duyduğumuz için güveniyoruz. Bakalım hız artacak mı? Kaç yapıyor abi şu anda hız? Yokuş aşağı E5'ten gelirken yani 110 km hızla rahat bir şekilde geliyor sabit ama 119 yani, daha doğrusu öyle söyleyeyim. 119'u geçmiyor. Üstüne 20 koy. 130. 119, 139 yapması lazım değil mi? Aynen. Hadi bakalım yapacak mı? Artık Forza'lara geçersin yolda. Bakalım. İlk aldığım zaman motorda çanta demiri, ön cam falan yoktu. Rodaj bakımı olmasına rağmen 120'yi görmüştüm öylesine. Güzel. Açı nasıl? Güzel gibi. Sökelim. Bir yere girelim. Gözüküyor mu? He gözüküyor sağ ol. Biraz tanısın abi. Yolda bizi tanısınlar. Aynen. Bu ne lan böyle? Oha. 1 metre civata çıktı. Oha. Nasıl olmuş? Onu ilk almışım değil mi? Oha. Tıkanmış. Boğuluyordu yani. Ben onu aldım mı acaba? Oha. Almışsın galiba. Ona benzer bir şey gördüm. Şu var ama. Bakayım. Yarımmış şey olacak. Yanlış vermişler herhalde. Aynen. Yanlış mı vermişler? Yanlış vermişler. Yamaha MX'inkini vermişler sana. Neyse ona bir hava tutarız. Bir şeyler yaparız ona ya. Tamam. Ben onu değiştireyim olmazsa tekrar. Burada yeni bir şey oluşmuş yani katman. Of. Maşallah. Bak. Havayla gider mi bu ya? Ya nasıl içeri hava alsın? Nasıl gitsin nasıl içeri hava alsın? 8000 kilometrede balatalar bitiyor, fren, ön fren, arka fren, onu öğrendim. Evet. Ön tamamen bitti zaten. Aynen. Yani 7800'de falan gelmen lazımdı. Tabii. Nereden geliyorsun onu da söylersen. İstanbul Bahçelievler. Burası Sancaktepe, kaç kilometre yol abi? 52 kilometre falan yazıyordu. Niçin geldin abi o kadar yol? Bana gelene kadar bir sürü tanesi var. Valla abi samimiyetine çok güvendim, videoları böyle açık açık. YouTube'da izleyerek geldim açıkçası. Eyvallah. Diğer ustalara da ya güvenmediğimden değil ama bildiğin usta gelmişsiniz, doğru mu? Yani. Ya belki benden daha yapan vardır ama tanımıyorsun, doğru mu? Aynen.
Ya hayır, ben senin tarzını çok beğendim. Hani evet. Müşteriyle olan diyaloğun olsun, açık açık her şeyi böyle şey yapmaz. Seçenek. Aynen. Kişilik karakter mi, işçilik mi yoksa ikisi birden mi? Ben hepsi diyorum abi. Hepsi. Ya hepsiyle direkt o tamirci abi sloganı olsun. Her şeyle öyle çok samimi geldi dedim tamam. Ne zamandır takip ediyorsun? Yaklaşık olarak 3 ay olmuştur. Daha yeni takipçisin. Tabii. O zamana kadar niye beni bulamadın abi? Yani motorum rodaj bakımındaydı. İkinci bakımını şeye götürmüştüm, servise götürmüştüm. Serviste biraz beni bekletince 3 saat. Video aratınca baktım. Delight videosu diye mi arattın yoksa Varkura bakımı diye mi arattın? Çünkü benim Delight videom yoktu. Yok, bakım videolarından şey geldi. Varyatör bakımları üzerine bakıyordum. Dedim nasıl yapabilirim, ben yapabilir miyim diye. Oradan araştıra ondan sonra önüme... Detaylı bir video gördün mü hiçbir yerde? Seni kadar detaylı görmedim böyle. Bir tane video vardı, karanlık da bir şey gözükmedi. Kimseyi hatırlamıyorum ama. Seninki mi? Yok, bir tane Delight videosu var. Karanlık bir şey gözükmüyordu. Evet. Vallahi ben de hiçbir yerde görmedim. Kafama göre söküyorum şu an. Vallahi ustalardan daha iyi söküyorsun, ben öyle söyleyeyim. Yamaha'daki çalışan... Evet. Ustalardan daha hızlı. Evet. Buna bir hava tutalım. Evet. Burası bildiğimiz MX'lerdeki gibi alüminyum sonun 24 milim. Burası da MX'lerde gördüğümüz gibi 17 milim kıl diş. Bunları sökerken makineyle, sıkarken çok anahtarıyla sıkacağız. Yoksa bunlar yalan oluyor. Burası 45'te sıkılması lazım, burası 50'yle sıkılması lazım. Nereden biliyorsunuz diyeceksin? MX'de çünkü aynı. Birebir aynı. Bakalım. Şimdi bu alt fitre tıkandığı zaman içerisi soğumaz. Hava soğumadığı gibi. İçinde parçalar aşınır. Sıcaktan dolayı. Bağlı debriyaj bağlatan kavrulur. Kayışın ömrü kısalır. Varyatörün sıkıntı yaratır. Bu baga değişimi ilk Dr. Kule'yi taktığımdaki usta söylemişti zaten. Bu sendeki kayış böyle şamarlama yapabilirdik demişti. Ta 3000 km de miydi neydi? Ona bir baktır istersen dedi. Dedim ki daha yeni motor zaten. Şimdi bunda şöyle bir sıkıntı var. Bunları yani kasap ustalara denk gelirsen bunları yalama ediyorlar. Evet. Bunlar yalama olursa çok büyük sıkıntı. Yani sökerken bozmazlar da sıkarken bozarlar. Aynen, MX'de aynı. Ön 17, arka 24. Bunu adam makineyle sıkarsa her türlü yalama eder. Yani şunu da bile yalama edebilirsin. Bayağı hassas o zaman. Çok aşırı hassas. Hem kıl diş hem alüminyum somun. Bu da alüminyum somun normal olması gerekenin 3'te 1 büyüklüğünde. Kayışı ters takmışlar. Harbi mi? Tabii. Yani şöyle gösterelim. Hadi be. Kayış. Vallahi şaka geliyor. Kayış ters. Bu ne gibi olumsuzluklar yapar bana ya yani motorda? Gaza bastın mı geri gider abi. Allah Allah. Şaka yapıyorum. hızlanmasını falan çok etkiler. Etkiler abi, etkiler. Hem kayışın ömrü uzalır. Yani ilk bak aldığımda bu bagaları taktırdım, usta dedi ki hepsini orijinal taktık dedi. Doğru taktık. İnşallah doğru takmıştır. 3000 km'de de takmıştım. Motoru ilk aldığımda 120'yi çok rahat görüyordum. Ya şimdi kaç veriyorum? 100'ü geçemiyorum. 95'i geçemiyorum. Montajdan sonra değil mi? Tabii montajdan sonra. Kayışı ters takmış. Hiç fark etmedim de. Adama da söyledim de. Diyor ki 500 km'de git düzelir. Güzeldi mi? Yok, daha aynı kaldı bile. Ne sökelim. Bak gördün mü, ufacık bir şeyler açılıyor. Bakalım sonunda bir sorun var mı? Yok. Ne var burada? Bir tane küçük pul, bir tane büyük pul. Şöyle koyalım. Bak al, fındık kadar somun. Böyle somun olur mu? Bak sana bir somun göstereyim şimdi. Biri PGX'in somunu,
Bak, biri PCX somunu. Bak, farka var. Biri PCX somunu, birisi Yamaha NMAX somunu bak. Fındık kadar abi. Çok küçük. Yani bu crank ve şey varyatörü tutuyor yani. Allah'a emanet diyebiliriz yani. Diş kadar somun yapmışlar adamlar. Abi maliyetten mi yoksa gramajından mı belli değil. Abi ne oldu belli değil. Hani neresinden girersen mantıksızlık var. Hangi taraftan girersen gir mantıksızlık. Yani şeylerde bile bak şurada bir tane ince pulu var. Evet. Pervaneden önce bunu kesinlikle yanlış takmamak lazım. Bunu takan usta onu doğru takmış. Buraları taşlamışlar mı ne yapmışlar? Yok. Şimdi Yamaha MX'ler de bu pervane ile şu burcun arasında bir tane pul olmuş her zaman. Ben servisten pul da almıştım ama bir tane. Tamam. Bak bu da aynı. Tık bir açılıyor değil mi? Şuna bakalım. Sağlam. Helal olsun usta yani şey yapmamış, yalama etmemiş gibi gözüküyor ama sıkarken anlarız onu. Çile, yağ, pislik her şey de olmuş. 8000 kilometre de bu kadar. Evet. Ama da şey, uf, buraya ne koymuşum? 46 milim sonu mu koymuşum? Kaç daha bu? 46 gibi sanki. Bakalım. Evet, 46. Artı değiller, 46. Şöyle alalım. Bakın. Kayış ters. Şaka gibi ya. Vallahi. Motor yeri yeri giderse düz. Ama düz giderse ters. Normalde olması gereken yondu. Varyatör çünkü bu tarafa doğru döner. Kayışa. Kayış iş yapar mı da? Bakacağım ona bir yavuk tutunca belli olur. Tamam. Şu varyatör. Bakalım. Rumanlar yağsız kalmış. Debriyaja sıcaktan biraz kavrulmuş debriyaj. Bagalara gelelim. Bagalara geldik. Debriyajın odası daha var ama herhalde. Var var, sıkıntı yok. Orada gördüğün gibi. Hadi inşallah doğru takmışlardır. Bakalım. En çok korktuğum da buydu biliyor musun? Doğru takmışlar. Doğru mu? Doğru. İyi. Bir şey doğru en azından. Aynen. Sonda öğrenmişler abi. Sonda çözmüşler sistemi. Şirin evlerde bir motorcuya taktırmışlar. Bir kayışı ters takmışlar. Onun haricinde başka bir şey yok. Bu da en büyük sorunlardan biri zaten. Yani. Şurada hafif bir boşluk oluşmuş bakımsızlıktan. Kaç binde motor? 8000... Ya işte. 50 kilometre falan olmuştur. 8000 kilometre değil de. Boşluk oluşamıyor. Tamam. Bagaların durumu da iyi herhalde. Bakacağım. Bagalar iyi durumda. Sıkıntı yok. Kaydırıcılar, MX'in kaydırıcılarıyla aynı. Şu da. Bunu oradaki usta değiştirdi. Önceden bu kadar değildi. Şey yapıyordu, sallanma yapıyordu orijinali. Bu da o kadar sıkı değil zaten. Yok. Değiştirdi, bayağı fark etti. Bir tane usta bunu böyle şöyle takmıştı bak. Şöyle takmıştı. Ters. Aslında doğrusu budur. O ses yapar diye bana bunun kimi vermişti bu takmıştı. Evet. Bu kaydırıcı değil mi? Evet. Sıkıya bak şimdi. Katman oluşmuş. Yani şöyle. Şunlara şöyle bir. Şuraya bak abi ya. Ne abi bak. Motoru iyi yormuşum ya. Yani. Bak bak. Emektar oldu. Bak. Bu ne abi? Bu ne abi? Bizim bir şey vardı. Ahmet'li Can Usta vardı. Bir tane Çinlo'da motorun şasesini gösteriyordu. Hı hı. Şase her yerden kırılmış. Allah Allah. Adam su borusundan şase yapmış yani şey, fabrika. Nasıl yapıyorsun sen onu? O da bakıyor böyle, bu ne abi diye bir ses şeyi var, konuşması var. Bu ne abi? Bu ne abi? O aklıma geldi şimdi. Bu ne abi? Bak. Thank you.
Normalde beyaz olması lazım değil mi bu? Yok. Onu da ikisi yap. Evet, ikisi yap. İkisi yani. Şöyle bakalım abi. Ölçü ne abi? Ölçü çok yok. Ölçü yok. Ben şeyi çok merak ettim burada. Bu orijinali ve bu orijinal kayışıydı. Tamam. Doluyu acaba... şekilde anlayamazsın abi, o milimetrik bu. Değil mi? Bir milim oynaması fark eder yani, sen onu gözle anlaman imkansız. Kumpas gibi göz olması lazım sende. Var mı öyle bir gözü? Kumaşçıyım ama. He, o zaman tamam. Metreyle... Masurayla ölç abi, metre sizde, metre yok sizde, masura var. Nazlo var, metre var bende. Nazlo var. Bir de diyorlar ki Avrupa Birliği'ne niye giremez? Bu yüzden işte. Sebebi bulundu. Bunun burası böyle şey olmuş. Şimdi şu iç tarafa doğru ne olmuş abi, açık derdi. Şöyle göstereyim. Böyle bir kavislenmiş değil mi? Evet, tamam. Melek oldu gibi. İşte bu motoru son hızını düşürür. Değil mi? Tabii. Kayışın ne kadar çatlamamış olsa da içeri doğru büküldüğü için incelmiş oldu. Bayağı yol olmuş yani burada. Tabii, incelmiş. Bu kayışın içeri doğru esnemesine neden olmuş. Düzeltme şansı. Bu da neden oldu söyleyeyim sana. Mantıken bir düşün. Neden tersten, olmuş? Tersten. Ters taktiği için. Bir ters. İkinci sebep. İkinci sebebi bilmiyorum. İkinci sebep. Varyatör fitreni tıkalı. Çok ısınıyor içeride. Geviriyor. Ondan dolayı da böyle. Hani yani... ciğeri tavaya atarsın. Kapağı kapatırsın. Ya, bir saat sonra pişer ya. Haşlanır haşlanır. He, o da öyle. Ciğer gibi. Ne olacak? Kapağı kaparmadık, kapatmaz ama ciğer pişer mi? He, pişmez. Bu da pişmiş işte. Normalde pişmez. Ciğer gibi düşün. Kapağı kapattım, pişmiş. Doğru. Biz bunu yine değiştirelim. Oha, bu ne lan böyle? Burada ne acayip şeyler çıktı bak. Bak, çok karmaşık işler. Şunu şöyle koyalım, kafamız karışmasın. iPhone açarken de böyle değişik şeyleri var ya. Öyle mi? Minik minik şeyler var. Videoda da çekelim, kafamız karışmasın. Bu ne abi böyle? Nasıl bir sistem bu ya? Allah Allah. Şöyle koyalım. Kafamız karışmasın. Şöyle ince taraf dışarı bakıyor. Ne acayip şeyler arkadaş ya. Bu Yamaha böyle kıl kıl işler çok yapıyor biliyor musun? Evet. Kullar, somunlar, bir şeyler. Anlamıyorum adamlar. Kafamı karıştırıyor. Ne yapıyorlar? Ben çözülsün istemiyor herhalde. Ben nasıl söktüysem öyle toplayacağım. Yanlış toplanmışsa ben yanlış şekilde toplayacağım. Çünkü doğrusunu yok, bilmiyorum. Yok ya, şey kayışı doğru takalım usta. Gözünü seveyim. Yok yok, şu kulları mesela. He, tamam. Şimdi şu hava fitresini sökeceğiz. Değil mi, hava fitresi değişecekti? Aynen. Hava fitresi almıştım ben bir tane. Aha. Daha önceden bir iki defa böyle hava tutturdum ama artık herhalde ölmüştür diye tahmin ediyorum. Bakalım şu arkalarda bir de var mı? Buralarda bir yer koymuşlar ama yok. Abi çarpmanız var mı? Görüntü nasıl, çekiyor mu? Çekiyor, güzel çekiyor. Güzel mi? Açı güzel. Açı güzel, o zaman biraz bozalım abi. Biraz bizi de görsün abi. Şöyle ayarlayayım mı? Çek abi. Ama malzemede gözüksün yani. Şöyle bakalım. Şöyle. Bir
Bir şurada bir var. Bakalım gelecek mi? Başka nerede var? Şu ipini ki şu tepeye koymuş olmasın. Şurada. Bir de arka fren yavaş yavaş erimeye başladıkça buradan sıkmak zarar verir mi motora? Yok abi, o sen onu sıkta yapmış adamın oraya. Servisteki usta ona diyor sakın sıkma, o kadar şey yapar, elinde kalır bak patlar, yolda kalırsın, korku verdi dedi. Sana korku verdi. Şey yani. Bir yetkili motoru aldığım yer söylüyor bunu diye. Ya onu bile hiç sürme diyor yani. Tabii ama tabii. Manyak herif. Kapatıyorlar motoru bir köşeye, ne yaptı, çay içiyorlardı biliyor musun? İkisi abi şey. Onu sıkarsan motoru kilitler. Onu evet. Sıkma tamam mı? Sıkma motor çıkar abi. Başka böyle 2-3 tur atıyorum bazen. Çok şey olunca, gevşeme olunca frende. Evet. Nasıl bir şey lan bu, böyle gidiyor mu? Yani yukarı doğru abi, aynen böyle... kapaklı. Evet. Oho. Şunu sakın buraya yapalım. Abi freler niye böyle, sen nasıl bir yerde yaşıyorsun? Abi ben çok yoruyorum ya. Yağmur çamur dinlemiyorum. Sen nasıl bir yerde yaşıyorsun? Ben arabaya binemiyorum biliyor musun? Niye? Sinir krizi geçiriyorum arabaya binince. Arabaya biniyorum, babam diyor, oğlum diyor, nasıl kullanıyorsun sen? Motorcu kafasıyla kullandığım için sen, trafik matematiğim çok iyi. Sen şimdi motora binmeseydin arabaya binebilirdin ha? Motora binmesen de arabaya binerdin. Yok abi binemiyorum. Daral geliyor yani. Arkadaşlar arabayla hadi gidelim diyor. Diyorum ben motorla gelirim diyor. Müzik açıyorlar falan. Ben sakin sakin gideceğim abi. Senin fitreler ne biçim olmuş böyle ya? İlk fitre daha orijinal. Ha. 3 defa hava vurdular buna. 3 defa mı? 2 sefer mi? Maşallah var ama. Abi bunu servisten aldım. Bu orijinal mi acaba ya? Rengi farklı. Sarı, sarı mıydı o? Orijinal mi? Orijinali siyah abi. Orijinali bu sahte abi. Sahte vermişler değil mi? Tabii tabii orijinali. Ulan Yamaha bile bizi dolandırıyor ya. Orijinali siyah. Daytona motora buradan selam olsun. Orijinali siyah abi. Bize niye turuncu veriyorsunuz abi? Demek ki orijinal olup olmamasının bir önemi yok. Yamaha bile kaçıyorsa bundan. Tamam. Güzel streç demişler. Normalde kutulu geliyordu. Allah ben de, Allah. Bende bir önceki kasa derek de vardı. Sen ama mi streçledin, onlar mı streçledin? Yok, böyle geldi. Demek ki bozulmasın ya abi. Değil mi? Hava almasın abi. Belki de aşağıda yok dedi ilk başta çünkü. Aşağıda burada ne yazmışlar ya? Böyle? Parça kodu mu? Muhtemelen. Yamaha'ya gidiyorum parça almaya. Tamam mı? Diyorum ki Yamaha X-Max 250 46'lık devriyaj büyük somun diyorum. Bana diyor parça kodunu ver. Şey ne? Şase numarası bilmem ne. Şase numarasını verdim bulamadı. Vallahi. He. Parça kodunu istiyor ya kardeşim. Sizin parça kodları zaten bir acayip. B0X-alt-bilmem ne 23. Ya böyle bir parça kodu yok anasını satayım. Biraz daha zorlasa şey, orada aslında Japonca siteleri var abi onların. Oradan bakıyorlar. Japonca bilmiyor bunlar da. He. Onda olsa K35, K36, K48, K97, K1Y, K04. Anladın mı? Ezberlemek evet. Kolay. O nasıl ezberleyeyim ben? Adam bana soruyor. Ben nereden bileyim onun parça kodunu? Yani. Sen biliyor musun dedim. Yok ben de bilmiyorum dedi. Zaten lan devriyaj büyük somun 46 dediğim zaman onu bilemiyorsa zaten o adam bulamaz ki o parçayı. Ben diyor... Bilmiyordu, işi bilmiyordu. Ben yani diyor 8 senedir parçadayım diyor. Tamam mı? Ama ne olduğunu bilmiyor. Devriyaj somunun büyük 46 sana söylesem sen bilirsin. Değil mi? Aynen. Demin denediğimiz var ya. Aynen. Ya o işini biraz daha sevip sevmemekle alakalı. Takip etmiyorlar. Yani kolayına kaçıyorlar. Bu kolaylık oluyor. Bana hani bilmişlik atacak ya parça koduyla beni ezmeye. Ben bilemeyeceğim, ona göre senden daha az bilmiş olacağım ya. Yani. Adamın amacı o yani. Ben senden daha bilgiliyim diyor. Sen söyle diyorum parça kodunu, o da bilmiyor. Yamanın parça kodunu kimse bilemez ki. Japonca sitesine o da giriyor, oradan bakıyor zaten. Evet. Saçma sapan parça kodları var ya.
şifreli ya. Cryptex'li. Aynen. Kriptolu. Aynen. Şey gibi, Bitcoin şifresi gibi. Aynen. Var ya. Artık resmini taktık abi. Ne kaldı geri? Zaten market fitesini yanlış almışlar. Vermişler sana ya. Al işte bak. Delalt dedin, onu verdi değil mi? Aynen. Abi. Ya bu kadar biliyor işte. Ya. 8 senedir orada. Şey değil mi? Seninki Daytona değil mi? Bu parçaları Daytona'dan aldım. Ama servise hiç Daytona'ya gitmedim. Servise premium motora gittim. Bayrampaşa'daki. Onlar da çok bekletiyor ya. İyiler, hoşlar ama acayip bekletiyorlar. Bayılıyorlar abi. Neresi? Ataşehir mi? Yok, Bayrampaşa. Bayrampaşa. Tamam, güzel tesis, tamam eyvallah ama çok bekletiyor. Yani akşama kadar oturun diyorlar siz neredeyse, o derece. Nasıl temizleyebiliriz usta? Nereye? Avara benzin yıkayacağız. Benzin de mi? Sen benim videoları seyretmedin mi? Daha çok ben oraları ileri sarıyordum da tam böyle şey. Ben işi nasıl yaptığını çok merak ediyordum. Temiz iş yapıyordum. Ben o tam detaylarına bakmıyordum. Şanzıman yağı getirdin mi? Benden mi hallediyoruz onu? Şanzıman yağı yok, getirmedim abi. Tamam. Onu da senden halledelim. Benden halledelim. O ayrı bir yağ değil mi? Şuraya takılıyor. Hadi aynen. Şimdi seninki o kadar pis ki şu an gözüme büyütmen kapaklı yazıyor. Ya keşke yıkasaydım ya. Şey gibi hani dişçiye gidip dişlerini fırçalamadan gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Aynen, aynen. Ağzın kokuyor böyle, adam gözünü kapatıyor böyle. Aynen. Burası sonradan mı taşlanmıştır sence usta? Yani sanki taşlanmıştır bile, bilmiyorum ki. Normal şeyle olmaz herhalde bu. Yok. Şanzıman seviyesine bir bakmak lazım. İnternetten kullanma kılavuzunu bir indir bakalım. Var, indirdim. İndirdiysen bir bak bakalım ona. Bakayım, şu ellerimi bakayım. Orada lavabo yok be. O zaman ıslak mendil falan filan. Peçete var, peçete de olur. Tamam. Kullanma kılavuzuna bak bakalım. Normalde MX'lerde 120 falan herhalde. Buna da bir bak sen. Ama böyle boşaltalım. Motoru bir yerine yazmamışlar. Motor yaklama yaptığımız motor değil. İlk defa yapıyoruz. Bu kanalda tek. Bu kanalda tek. Ama ilk değil. Bizim kanalda ilk. Ama dünyada ilk değil. Türkiye'de ilk değil. Sonuncu çeken biziz. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Aynen, abone olmayı unutmayın. Like atın. Beğeni yapın. Motorcu abiyi buradan. Aynen. Takipçilerini artıralım. Aynen artıralım. Abi ne yazıyor? Kulağımız burada ama. Var abi bana şuraya bir de. Ben onu bulurum şimdi iki dakika. Şöyle bakalım. Araştıralım. Kitapçı da bayağı şey. Şuradadır büyük ihtimal. Bakalım. Miktarına mı bakacaksın abi? Tabi tabi. 20, 0.20 miydi? 0.5 miydi? Dur. Ha, buldum. Şimdi motor yağı 0.80. 80 milim motor yağı. Tamam. 10.40 diyor. Ben 10.40 aldım galiba. Evet. Evet. Motor yağı 10.40 ama bu semi sentetik, yarı sentetik. Tamam. Doğru almışım değil mi? Evet evet, yakıt deposu 1.5-5.5 litre. Şu ne demiş burada? Şanzıman yağı şuradaymış abi. Nerede? Ha. Aa tamam. Şimdi gördüm. Ben de şimdi gördüm. 10, 100 milim.
100 milim şanzıman yağ koyacağız. 80 milim, 800 milim de şey, motor yağı. Tamam. 100 milim. 100 milim koyacağız, al abi. Tamam. Onda hangi marka kullanıyoruz? Abi bunun servisi nedense 10-40 kullanıyor. Ben 80-90 kullanıyorum. Bütün yağmalama modellerinde. 10-40 bana göre iyice geliyor da. Ya bu Yamaha'nın kendi yağı var. Yamaha Lube diye. 10-40 ama diferansiyel yağı, motor yağı değil. İnsanlar oradan karıştırıyor işte. Sen ne diyorsun ki motor yağı 10-40? Bu da 10-40 ama şans diferansiyel 10-40 farklı bir şey. Aynen. Başka yağ diyorlar zaten onu. Diferansiyel 10-40 şey, diferansiyel 10-40 motorun 20-25'ine falan denk geliyor yani. Şimdi orayı boşaltacağız. 12'mizin arası. Sen de çalkal abi, göster bak. Hemen çalkalayalım. Ayranı çalkal abi. Hemen ayranımızı çalkalıyoruz. Daha iyi tepkime yapıyormuş. Aynen. İçindeki şeyler oturuyormuş. Aynen. Ne kadar çalkalarsan o kadar hızlı artıyor abi. Evet. Ona ona ne diyor? Ne yapmışsın abi? Ha yaptık ya. Vallahi çok sevindim ya. Abi yeni belediyemiz hayırlı olsun. Kendi evimin önünde. Yeni belediye başkanımız sağ olsun bize rampa yaptı. Evet evet. Faydalarını görüyoruz. Aynen. Hop. Neydi buranın belediye başkanı yani? Adamın ismini bilmiyorum. CHP mi? CHP kazandı burayı. CHP. CHP artık komple kazandı abi. CHP. Öyle diyorlar. CHP diyorlar ya. CHP. Ya ben bu parti fanatizmine de çok karşıyım da işte. Bizimkiler anne baba artık AK Parti'ye çok tartıştım ben. Ben tamamen liberalim. Her partiye oy verdim yani şu zamana kadar. Evet. İmamoğlu'na vermiştim. Geçmişte. Evet. Meral'e verdim bir ara. AK Parti'ye verdim. Var. Aynen. İyi yönetsinler daha bu. Aynen. Çok fazla TL taşımayalım yanımıza. Aynen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Video çekiyoruz. Delight. 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 Çok iyi. Delight. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bak ha gördün mü bak adam dışarıdan gelmiş şu an. Biz de biraz önce aynı şeyi söyledik. Aynen. Daha abone olun. Abone sayımız 1 milyona çıkamadı şimdi ya. Şu an kaçtı abi? 5900 mü? 5900. 10.000 de geliyordu değil mi plaket? İlk ha? Plaket. Tabii. Yok. 10.000 mi? Yok be, 10.000 nedir? 10.000 nedir? Herkes 10.000 alır. 10.000'de geliyor diye biliyorum ya ilk plaket. 100.000 değil mi? 100.000 mi? 100.000'de o. 100.000. 10.000 hiçbir şey sayılıyor. 100.000'de gri bir plaket geliyor. 100.000'de gri. 1 milyonda şey, altın. Altın. Altından sonrası zaten değişiyor. Sonra kristal neyde geliyor? 10 milyonda. 10 milyonda mı? 10 milyonda, ondan sonra 50 milyon. Sonrası var mı? Şey 25 milyon. Kristalden sonrası yok herhalde. En az herhalde. Yok var şey, doktor, neydi doktor diyorum ya? Mr. Beats var. Kaç milyon abonesi var adamın ya? Adam harbiden 300 milyon mu? 400 milyon mu abonesi var adamın? Açtı kendini. Misteriz ama videoları çok güzel. Çok kaliteli video yapıyor. Bir de eğlenceli yani. Seslendirmesi mükemmel yani. Aynen. Türkçe dublaj olayını yapmış. Sesi yapan kişi çok iyi yani. Evet. Onun kanalını çalamıyorlar ha. Şeyi çaldılar, Ruhi Çenet'i çaldılar. Şey, o doktor Karan'ı mı diyorsun? Mr. Beats. Evet. Doktor değil. Doktor eğlence, değil de. Eğlence kanalı. Yarışma şeyleri yapıyor hani treni uçurumdan aşağı atıyor falan yani. Yani. Şimdi YouTube'un Robin Hood'u gibi genelde kanaldan kazandığı parayı hepsini şey yapıyor. Aynen. Direkt işte yani Survivor gibi Acun'la şey karışmış işte Robin Hood karışmıyor mu? Acun gene koyulur cebe de. Acun o. Eğlenceye yatırıyor. Aynen. Ki bir o kadar kazanıyor. Ondan sonra diyor işte şey uçaktan videodan Lamborghini atıyor. Videodan kazandığı parayı direkt videoya öbür videoya destek olarak yüklüyor işte. Direkt ona. Ne evet. Kadar para kazandırsan adam o kadar eğlenceli video yapıyor. Ve evet. Kazandığı paranın hepsini bağışlayınca bile yarışma yapıyorum 1 milyon kazanıyorsun diye. Evet. Ne kadar 10 saniye içinde ne kadar para toplayabilirsin diye hepsi 1 dolar buruşmuş adam toplamaya çalışıyor dedi. Bir de bir otursa kaça kadar saymıştı? 100 bin miydi? İşsizliğe bak. Fazla saymıştı ya. Ama onu o videoda bayağı çıkış videosu o. Ondan sonra yürümüş zaten. Aynen. O video ondan sonra bir tane daha şey durmadan oldu. Durmadan saymış adam. 100 bine kadar mı ne? Aynen.
İşsizlikte İlk videoları. Ama şimdi işe gerek yok yani. Ama ta o zaman bak daha gençlik dönemi, 10 sene önce mi 5 sene önce mi artık o dönem. Benim işte yani en üst seviye YouTuber olacağını söylüyor. Ben buna inanıyorum diyor, kapatıyor videoyu. Aynen öyle. O videoyu da gösteriyor herkese. Aynen öyle. Allah helal olsun. Vay be. Bizim Türk YouTuber'larımız da sağ olsunlar hep böyle içerik çalmaya çalışıyor. Yani ondan görüyorlar. Onlardan çalıyor. Aynen öyle. Ondan sonra baktılar, sıkılıyorlar onlar da. Mesela şey mesela, kimdi o çocuğun adı? Var ya böyle oyun şeyler çekiyordu. Enes Batur. Enes Batur da en son sıkıldı ya. Onu da taktik video çekmekten sıkıldık artık böyle. Kendi içeriğimizi öğretemiyoruz dedi. Ondan dolayı bir senedir video yükleyemiyorum. Sıkıldım artık bir video çekmekten de. İçerik bulamıyorum artık diyor. O içerik konusunda valla aynı yaşıt arkadaşı var, Orkun. Orkun'u vallahi tebrik ediyorum. Hani o çalıyor mu çalmıyor mu bilmiyorum videolar ama konsepti güzel yani. Çoğu misterbisinden çalıyor. Hepsi çalmıyor. Hepsi birbirinden çalmıyor. Aynen. Avrupa'da görüp Türkiye'ye getiriyor işte. Amerika'da, Avrupa'da. Bayağı dışarıda abi. Ne var? Arka taraf. Ha, evet. Şuran ince yoksa. Aynen. Dışarıda bayağı. Bunları şeyden mi aldın? Gaziantep'te biri var. Gaziantep. Yok şey, hepsi uygundan almıştım. Neden? Hepsi uygun motor var Şirinevler'de. Oradan yaptırmıştım onları. Bunları bir abi yapıyor da siz farını bunu. Hı-hı. İşte uçak kanadı falan yapıyor. Hepsi var, bunda da var. Sokette bile. Sök taklı hiç kesmiyorum, biçmiyorum. Ha aynen. Şimdi mesela Yamaha Direct'li Forza diyorsun. Yolluyor. Sök taklı. Kaç o abi? 46. Bizimki kaçtı? 41. Oo. Niye böyle büyük yapmışlar? Daha iyi. Ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Daha sağlam olur. Delight başka zaten ya. Aynen. Türkçe Delight. Türkçe Delight. Şunu şunu şöyle alalım. Çalkala abi sen çalkala. Çalkalamaya devam ediyorum ama şimdi katkısını çalkalıyorum. Hepsini çalkala abi. Nasıl? Ne var ki? Ayran var abi, ayran. Yayık ayran. Hakan motoru yatırsana sana doğru ya da sen şunun altına koy. Bana koyun. Doğru. Gel gel sen şu kabı. Bunun yağ şeyi tam altına koymuştum diye. Ha şurada. Şöyle bir yatırdım, sen onu altına koy. Vidanın altına doğru. Sokabildin mi? Şöyle. Tam vidanın altına değil mi? Evet abi. Sanki böyle bir çok köşe aldın herhalde sen. Bir al bir şey sana. Tamam. Bravo ayağları koyacağız arkadaşlar. Abi, Ruyus'a ilk başta bunu koymamızı söylüyor. Aynen. Ruyus'ta ne derse onu yapacağız abi. Tamam. Doğrusunu o biliyor abi. Ruhiçene. Aynen. Sana güzel bir sistem lazım Murat abi. Yapalım bir GoPro. He yapalım abi. 10 Plus. Yapalım abi. Hemen. Acilen. Hemen getiriyorsunuz kardeşim. Koyuyoruz diyorsun. Aynen. Ama senin tarzın bence daha iyi abi böyle. Şöyle mi artık? Top şişirme videosu çekerim mi? Top şişirme videosu. Top şişirme videosu. Ya top şişirme videosu çekerim ya. Top nasıl şişirme? Top nasıl şişirme? Öyle biliyorsun. Tut. Patlar seni de patlasın, gel. Gel. Nasıl korkuyorsun? Gel şuraya. Bak seni 100 bin kişi izliyor şunu. Bum! Oh. Al bakayım yere. Tamam. Süper. Top böyle şişirilir arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çocukları sevindiriyoruz. Ayarladın sonuna. Aynen. Bunu short video olarak çekeyim abi. Short. Nasıl şişirilir? Şimdi abi. Kaç bu? 12. 12 ile sokacağız oraya abi. Güzel
bak olur. Seni şeye benziyorsun ha. Kim abi? Hazreti Yusuf dizisindeki var ya. Evet evet. Hazreti Yusuf benziyorsun çok ha. Çok benzetiyorlar acayip ya. Acayip benziyorsun ha ulan var ya. Sakalım vardı bir ara. O dizisi oynasaydı şimdi sen var ya. Fena yorumsun çok ha. Çok benzetiyorlar abi. Bu ilk değilsin yani. Ben de düşünüyorum acaba bu çocuğu neye, kime benzetiyorum ben, kime en son. Sıra şimdi var. Aklıma geldi biliyor musun? Allah razı olsun. Vay be Hazreti Yusuf'a benziyorsun. Güzel insan. Güzel insanlara benzer. Yani. Gözler Ela mı? Evet. Vay vay vay. Eyvallah abi. Zaten başına düşüyordur sen. Düşüyorlar mı? O eskide kaldı abi. 7 senedir bitti o işte. Allah Allah. Evli mi? Ha evlisin değil mi? Ha. Ben 5 yaşında kızım. Vay anasını. Yaşım 36. Yüzük takıyor mu? Yok. Öyle şeyler eskide kaldı. Ha, değil mi? Nişanlıyken de. Ya başlayalım baksana ben gidelim. Abi bitti damlıyor. Tamam. Gene aklına başladı. Şimdi geldim bu taraftaki yer. Tamam. Okay. Çalkaladın mı abi? Çalkaladım abi ayranı. Hazır. Aynen. Hadi. YP kompozitini çok düşmez demişlerdi bunlar o YP'den hani sonra. Yani. Sol taraf dün akşam mefta oldu. Yani. Ama yapıştırma bantları çift taraflı. Onlar hala motoru bırakmamış. Yani. Ayran hazır mı? Ayran hazır hemen açıyorum. Şöyle, şöyle çekelim. Bunun kokusu yok ya. Acık abi. Şey, acı sos. Acı sos. Aynen, acı sos. Tencerle. Acı sos. Bravo yalar arkadaşlar, bravo. Az acı. Anzervalı, bravo yalar. Ölüye şişiriyorsun, diriliyor abi. Ölüye diriyi delirtir. Diri de delirtir aynen öyle. Bravo. Şimdi önce huynimizi çıkartalım. Uçak kokpitine benzemiş reis. Ben taraf. Değil mi? Vallahi var ya yok yok. Maşallah. Azalsın belasın. Ya şu dik oturuş olmaz ha. Vallahi. Dik otur. Ya ben ona bayılıyorum. Kanka şu açıyı bir ayarlasana. Hemen ayarlıyorum. Ben yanı seviyorum. Beni de görsün. Ver abi açış olsun. Ya skuter oldun mu yayılacaksın abi şöyle. Uzatacaksın bacaklarını. Tamamdır şöyle. Ama ben bunu bacak bacak üstüne atıp kullanıyorum. Ha şöyle ha. Tabii tabii. Şeyde durur gibi. Aynen öyle. Koltukta oturur. Koltuk aynen. Eve işte böyle. Herkes bana bakıyor bir yandan. Ben de böyle bakıyorum. Sigaramı içiyorum bir yandan. Ya böyle tam bir keyif iş ama ya. Aynen. Aç aç acı sos abi. Açık. Açık mı? Hı-hı. Getir. Dök. Dök abi. Dökelim. Bas abi içine. Bas abi. Bas. Şöyle ver bana ben dök. Oradan göremiyorlar çünkü. Evet doğru pardon. Şöyle anzervalamıza döküyoruz abi. Direkt içine işliyor abi. 0-100-3 saniye sonra. Aynen 0-3 artı 20 kilometre. Artı 20 beygir. Aynen. Çok merak ediyorum bakalım olacak mı abi? Olursa abi bu videonun altına yorum at abi. Olmazsa da yorum at abi. Tamam. Gerçekler ortaya çıksın abi. İlk 500 kilometrede sonra oluyor herhalde değil mi? Yoksa direkt mi olacak gazlayınca? Abi olduğu zamana kadar bekleyeceğiz. Tamam. Ona kadar bas. Ona kadar bas. Yalvar abi bravo ya. Bravolar. Bravo yalvarım herhalde.
Burada abi. Çalkalamıştım zaten abinin yeterince. Tut kanka sen şöyle. Buraya 800 milim ayarlayacağız şimdi. Ölçeği var mı abi? Ha, varmış genelde. Var mı? Varmış, tamam. Bunda 750 var. Maalesef. 50 milim 50 milimdir. Şimdi başka bir kaplı yer. Şimdi 60 milim bu. Değil mi? 50 değil mi ya? 60 mı? Ben 60 diye hatırlıyorum ama. Hiç bakmadım ben ama. Bakayım mı? Dur ben bakacağım şimdi. Yazla. Normalde 60 diyebiliyorum. Evet 60 milim. 60 milim. 60 milim yani 740 milim daha uzak koyacağız. 740. Şu bidonlardan birine koyalım abi 740 milim. Bu arkadaşlar ne Murat abi? He? Hatta 750 koyalım. 740. Yani şuraya fazla olanı koyalım sonra geri dökeriz içeri. Yine Bravo'nun kabıyla koyalım. Hmm. Ayıp olmasın. Şöyle 750. Şöyle bakalım. Az bir şey bulamadım ki. Çok güzel. Şu an 750 ya. Neyi sordun abi sen? Bu arkadaş. Doktor Küre ya. Aa aynen. Şimdi 740 abi, tamam. 740'ı gömeceğiz yani. 750'nin durum aşağısı 740. Ayranımız hazır. He. Atmış şöyle de. Nasıl dur? Bravo'nun yazısını da göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Extreme. Full kalite. Motul, potul. Motul. Hikaye. Hikaye. Hikaye, motul hikaye. Motul yokken bizi. Değişik duruyor abi. Rengi böyle biraz daha soğuk sarı gibi. Aynen abi. Öyle olduğuna bakma abi. Dünya ne iyi oldu. Yerli üretim ve kalite on numara. Boykota devam abi. Müşterim geldi geçen dükkana. Tokalınır mı alınmaz mı mevzusu konuşuyorduk başka bir müşteriyle. Ben diyorum alınmaz, o diyor alınır. Ondan sonra adam diyor, adam da AK Parti'ye herhalde sempatizanı böyle onun için almış. Abi diyor sakın almayın diyor. Sakın almayın, attım bir köşeye diyor. Sakarya'ya gittim, yola kaldım, araba durdu bir de bıraktı diyor. Çekiciyle geri gittim diyor. Abi sen Sakarya'ya niye gidiyorsun elektrikli arabayla? Dedim elektrikli araba burada. Maylaksına kullanacağım, bakkala gidip geleceğim. He bakkala gidip geleceğim. Bisiklet gibi düşün dedim. Aynen öyle. Ya diyor Sakarya'ya gider dedi, kilometre işte 500 kilometre inşaat arasında doğru. 300 kilometre yapar dedim. Gitmiş. Ama kilometreyle alakalı olmayan durumdan dolayı teknik sebeplerden bilen komple gitmiş abi ekran. Allah Allah. Ve çekiciye para verdim. Çoluk çocuk rezillik diyor. Dış güçlerin oyunları var abi. Tabii. Çekemeyenler. Amerikan. Testi yapmıştır testi. Oo testi abi. Çok güzel kıyak yaptı bize. Model Y'ye bir fiyat indirdiler var ya. Allah. Fiyat mı indirdiler? Tabii 1800'e mi 1700'e mi neyi indirdiler? Kaçtı motor, ki? Motor gücünü biraz düşürdüler. Kaçtı ki? Vergi diliminden kurtarıyor. 2 milyon 800 müydü neydi? Yani onda var mı öyle sıkıntılar? Ya Tesla'da olmaz abi ihtimalle. Tesla zarar etmiş. Kaç bin tane işçisini çıkarmış. Vallahi benim Tesla'lı kulu yani Tesla'yı kullanıp da böyle kötüleyen hiç görmedim. Ama Togg'u mesela 10 tane de 4 tanesi kötülüyor abi kullanıcılar. Evet. Tesla'da ama hep övgü alıyor. Bir tane bile 40 milyar dolar bile zarara girmiş. Togg'un elektroniğinde Tesla. Hata Tesla 40 milyar dolar bile zarara girmiş. O şeyden dolayı olabilir belki yani ülkeler arası satış politikasından da olabilir. Evet belki şeyler ne diyeyim sana enflasyon. Enflasyon işte rekabet etmeye çalışıyor. Şu an bizim ülkede Tesla yani 1 milyon 700 bedava yani. Bir de kaç çeşit marka çıkardı şu anda. Tabii. Ege'ye satıyorlar 1 milyona. Ege'ye alırsın Tesla mı? Ya işte ya bak. Saçmalama. Ege şey ilk çıkan Renault'ların vardı elektrikli çok sıkıntılıyım şu anda. Twizy. Bilmiyorum. Hmm. Evet sıkıntı varmış onlarda bayağı. Çok düşük menzili varmış. 100 kilometre mi? 120 kilometre mi? Neydi? Ya abi klimayı açıyorsun. 100 kilometre oluyor sana 80 kilometre. Aynen. İşte camları açıyorsun. Cam motoru çalıştı. 75 kilometre. Yaşamak yasak işte. Yani. Tabii. Ya abi onun stresine gelir mi ya? Yani? Yanmalı motor var ya en güzel abi. Aynen abi. Benzinle mi gidiyorsun? Full şarj işte. Bir saniyede full şarj.
bekleme şeyin yok. Yok abi, yani parayı basıyorsun. Çevreyi ben mi düşüneceğim abi, hala üretiyorsan. Aynen şey abi, elektrikli zaten adam kömür ocaklarını üretiyor elektriği ya. Hepsi hikaye. Elektrik. Ya biraz şey, şişirme yapıyorlar. Mercedes çekildi zaten elektrikli projesinde. Ondan sonra zaten Tesla belki ondan dolayı zarar etmiş olabilir. Mercedes çekilince bayağı önem veriyorlardı abi. Bir dem çekilme kararı aldı, askıya aldılar tüm projelerin elektrikli arabalarını. Hibritler güzel de. Al da ya, batarya illa bir gün patlayacak. Ya abi telefonu bak Allah aşkına. Kaç seneden beri telefon bu kullanıyoruz? 10 senedir, 20 senedir, hadi 30 senedir telefon kullanıyoruz. Bunun bataryasını geliştiremediler abi. Daha da geliştiremediler. Geliştirseler bir ver hani bu telefon yani 1 kilo olur, 2 kilo olur. 2 kilo telefonla kimse de gezmez. Aynen öyle. Adam çevreci diyorlar, hiç çevreci değil. Yapmışlar ya, kibrit kutusu kadar batarya 50 sene gidiyormuş. Bir de çok mantık hatası var abi arabalarda. Şimdi mesela atıyorum 5 sene bindin arabana. 1 milyon 700 lira afaki aldın. E bunun batarya değişimi 5 sene sonra pil sağlığı işte düşecek %80. Evet. Telefon gibi laşk olacak. Aynen. E pil sağlığını, pilini değiştirdin. Kaç para diyecekler? 750 bin. Arabanın yarısı. Tabii arabanın yarısı. Bir tane görmedin mi? Bir tane YouTuber Tesla motorunun arabasının şeyini, bataryasını değiştirmek için Tesla'ya gidiyor. Tesla diyor ki 50 bin dolar batarya. Adam en son dinamitle patlatıyor. Videodan kazandığı parayla yeni Tesla alıyor. Çok mantıklı oldu. Aa bravo Yunus. Ziyan etme abi. Bunu kenara koy abi. Tamam. Sakla abi. Geçirdik de üstüne mi ekledi? Aynen. Bravo yavrum. Boykota devam abi. Boykota devam. Okay. iPhone kullanın ama bravo yavrum da kullan. Kesinlikle. GoPro ile video çekip boykot yapmamak lazım, değil mi? Doğru. İşte GoPro ile video çekmemek lazım. Yeni GoPro bulmak lazım. Adam elinde şey iPhone, ayağında Adidas. Diyor ki ben boykot edeyim, kola içmiyorum dedi. Kolayı alıyor yere döküyor. Yani kolayı alıyor yere döküyor. Abi ben en çok şeylere gülüyordum ya. Ya hani onların doları varsa bizim de şey, herkes dolar yakmaya başlıyordu ya. Ya diyorum bari yakmazsalar keşke. Orada çok gülüyordum. Enflasyon gitti telefon. Paranın arzı da azalıyor. Ne oluyor? Para değerleniyor. Vallahi enflasyon yükseliyor. Zaten ekonomi kötü olmasının nedeni para basmak. Onlar da parayı yapıyor, Amerika'ya destek veriyorlar şimdi. Aynen. Şimdi abi, yağlı işimiz bitti. Yağımızı koyduk, katkımızı koyduk. Geldik tuvalet yukarı. Ön arka balık yeri işledik. Mübarek de bizi bekliyor. Bu varyatör filtresine bir sonraki bakıma baksak bir şey olmaz herhalde değil mi? Bir şey olmaz abi, sıkıntı yok. Gayet temizledik. O şekilde bir şey olmadıysa şimdi hiçbir şey olmaz. Yani dönseniz katman olmuşmuş zaten. Aynen öyle. Şöyle koyalım abi. Bakalım sonra alırız. Kalsın biraz. Görüntü nasıl, iyi mi? Görüntü güzel abi. Çok güzel. Şunu atalım şöyle. Bayağıdır video atmıyoruz. Aynı motorları çekmiyorum artık. Yani farklı motorlar geldiği zaman çekiyorum. Ama seninle konuşmuştuk. Sen demiştin ki ne olursa olsun gene çek demiştin. Sen miydin o? Hayır. O zaman başkası ben zannediyorum. Bence de çekmende fayda var. En azından güncel tutar ya kanalı. Doğru. Orada tabii büyütebilirsin abi. Adamlar gerekli gereksiz yüzlerce video atıyor. Tabii. Yani hani onu güncel tutmak için. Kanalı güncel. Bildirim geliyor. Mink mink mink. Ama aşırı mesela çok video atanlar da günlük 3 tane mesela atanlar var. Onlar da artık izlenmesini kaybediyor. Saçmalıyor. Saçmalıyor. Böyle tadında mesela 2-3 günde bir. Rahmetli Can Usta da diyordu. Ya diyordu Murat. Murat diyor. Sen diyordu. Murat Usta diyor bana da. Murat. Murat demiyor. Murat Usta diyordu bana. Sağ olsun ben de onu Usta diyordum. Her neyse. İşte bana dedi ki çok fazla video atma. Yani izlenme şeyin insanlar biraz özlesin seni diyordu. Beni görmüyor musun diyordu. Ben diyordu. Videoları bir hafta arayla. Genelde öyle yapıyorlar yani büyük kanallar da mesela haftalık yani aylık 4 video gönderiyor kanala. Her hafta bir video. Şunu
Otomobilin arasına girecek bir ara yapmamış. Kanıtalım şuradan girelim. Bunu kaç günde bir yapmak lazım bu arayotor temizliğini? Abi 5000 10000 arası. Benimki ideal o zaman 8000. Evet, aynen. Kuryeler 5000, normal kullanıcılar 10000. Bazı kişiler yılda 2000-3000 kilometre yapıyor, onları da senede bir diyorum. Kirlenmediği için. Tabii. Yaylar yumuşakmış. Balatalar emmek aynı. Gibi. Emmek ha, evet. Yok. Biraz farklı geliyor ya. Tam emin değilim. Emmeks'e de benziyor. Oradan bir tane balata alalım abi. Var mı orada çıkmış? Gecex balatası. Devraj balata alır kaç kilometre götürüyor ortalama? Gecex'in devraj balatası. Bakalım alacak mı? Oldu. Aynen. Gecex'in devraj balataları oldu. Dilaytın balatı takmak zorunda değiliz. Bunu takabiliyorsun PCX. Bir çok başta suyumuz galiba PCX'le. PCX'in debriyaj balatı, PCX'in debriyaj balatı olur. Yani şimdi Yamaha'dan sevmek olsun, daha pahalı olursun. Evet, Yamaha Pax pahalı. Yamaha bir de bu balatıları tek satmıyor, böyle komple hepsini beraber satıyor. Set satıyor. Set olarak satıyor yani. Ocak söndürüyor yani. Şu komple şeyinki olur buna. Komple PCX'inki olur buna. Hatta denemesini yapalım. Bak şu Yamaha Delight komple seti olarak düşün. Balatalar zaten oluyor. Şurada bir ara PCX olacak. O Dio. Bu Dio onunki. Dio ne diyor? Dio olmuyor. Demek ki abi olmuyor diyor. Evet. Yok. Tablo olmuyor. Balatalar oluyor. Balatalar. Diğerleri? Şu mesela şeyle aynı mı? MX'de? Yok, şu dişleri kalın. Bu taşlama yerleri de var, onda yok galiba. Yok, bu sanki farklı bir şey. Taşlanmış gibi sanki. Çıkamamış mı? Ya bunu ne yapmışlar ben anlamadım ki. Taşlanmış gibi sanki. Sona çıkamamış gibi. Değil mi? Ondan dolayı olmuş. Yok, izden dolayı değil. İzin ne olduğunu söylüyorum ben. Buraya kadar çıkmış. Ha, buraya çıkıyor yani. Oraya normalde çıkar da bu çıkmamış. Orada sonlanmış. O da tabii ters taktıkları için kayışı. Aynen. Geri geri gitseydim çıkardı kesin abi. Aynen. Büyük başarı ya. Sadece bir 15 dakika ayrıldım başımdan. Şey alacaktım. bir civata alıp gelecek. Yok pardon. Balata sıkleyi alayım dedim. İçinden de bir komple bir temizleyelim diye. Usta da o sıra o taktı hemen. Muhtemelen. Evet. Bir geldim takılmış dedim. Lan ne ara taktın? Sana çaktırmadan ters taktı işte. Muhtemelen kontrol bile etmedim ben. Usta hatırladım. Gitmeni fırsat bildi, o anda ters taktı. Muhtemelen. Adam fırsat bekliyor ters takmak için. Ayıp olmaz. Ters takmak için. Ya öğrenmesin. O sıra baktım 2-3 tane de müşteri geldi. Baktım benim motor hızlı şey oluyor hani hızlanmaya başladı. İşini severek yapmak apayrı bir şey abi. Mesele. İnsanlar iyi oldukça gelen kişiler işi severek yaparız. Yani iş bizi üzmez de insanlar biraz canımız sıkabiliyor. Evet. Selamünaleyküm falan. Aynen selam abi. Buyur abi. Ustam şuraya bir leva dikeceğiz de size bir engeli var mı? Nereye abi? Şimdi set atıldı ya buraya. Tamam. Şuraya mı abi? Tamam. Pasis leva. Şuraya alayım abi. Şu taşı alalım. Tamam. Arabayı ben de.
Bunlar geldiği zaman pazar günü oraya bir yanaşalım. Bizi dengelemesin. Bu videoları montaj yapıyor musun abi? Tabii abi. Direkt montaj yapmıyorum. Direkt atıyorum abi. Hiç uğraşmıyorum. He. Kesme, biçme, onları hiçbir şey yapmıyorum abi. Her şey doğal. Burayı söktük abi. Şimdi bize ne lazım? Benzin lazım. Benzin lazım yıkamak için. Balıkta spreyleri daha masraflı oluyor değil mi temizlemek? Temizlemiyor abi. Temizlemiyor değil mi? Yağ kuruyor daha üstünde. Direkt yağ kuruyor, yağ ama kuru şekilde kalıyor. Yani yağı sökemiyor. Depo neredesin? Burada mı? Ha, aynen. Buradan benzin çekemeyeceğiz herhalde. Çekebiliriz ya. Bakın giriyor mu içine? Bir bakayım abi. İnşallah çatal falan koymamış abi. Çatallı benzin çekemeyiz abi. Benzinden çekiyor. Çorkmada. Bayağı. Dört tane şey koymuşlar. Ha o boru belki girebilir abi inceyse. Yok, bir dene istersen. Bayağı aşağıdır abi. Kapalı orası. Kapalı mı? Tabii kapalı orası. Benzinden çekelim. Kamera açısı bir kayboldu ama. Yok. Oynamadan şöyle. Kaç dakikalık işin var tahmini? Bir market uğrasam. Benim işim uzun. Sen istediğin istersen pazara git. İşitmeyin. Şey herhalde. Aynen. Onu temizleyeceğim, toplayacağım. Öyle mi? Sonra o son mu? Ondan sonra başka bir şey var mı? Senin var mı? Yok başka bir şey yok daha bu kadar. Maksimum bir saat dışarı saatte. Tamam abi ben bir market uğrayayım. Şöyle yola çıkar abi. Bir yanını alacağız. Şu taşı var ya. Şu taş. Aha. Abi.
dişleri falan yamulmuş. Ya, numarası farklı ama bana yanlış mı verdiler yine ya? Bunlar. Şimdi abi. Neyi yanlış vermişler abi? Kayışı mı? Kayış. Kayışı yanlış vermişler. Yani sadece şuradaki numaralar tutuyor. Geri kalan hepsi Allah'a emanet. Aynen bak. Şu numaralar yani, tamam. Yanlış. Ondan sonra 22, orijinali 20. Sonra şuradaki numaraların hiçbiri zaten tutmuyor. Diğer numaralar da tutmuyor. Ve diş aralıkları benimki biraz daha tombik şuradaki dişleri. Bu biraz daha ince. Bakalım. Yaklaşık 2 milim falan bir fark ediyor. 1,5 milim falan zaten var. Burada yazmış bak. 20-22. 2 milim. Bakalım. Uzunluğa bakalım. Ama işin garip tarafı ne biliyor musun? Kayış dar ama uzun. Yani? Yani orantılıyor kendine. Takabilir. Şamarlama yapabilir mi? Yok. Kalın olduğu için. Toplar ve üstte de çıkar. Toplar üstte de çıkar. Uzun olduğu için de aşağı inme payı bulabilir. Yani bunu büyük ihtimal denemişler. Bunlar başka bir şekilde uydurmuşlar. Değil mi? Ama ne bileyim. 2 milim. Dar ama 2 milim de uzun. Birbirine orantılıyor. Sana kalmış bir şey, ben yani olabilir diye düşünüyorum. İstiyorsan takalım, istiyorsan. Yani sen olabilir diyorsan sana şey yapacağım, ha bırakacağım. Yaman mühendislerine bıraksam. Ya olmazsa? Olmazsa Yaman'dan değiştireceğim. O zaman geri kullanmamak geleceğim. Lazım. O zaman kullanmamak. Sence lazım. Olma ihtimali nedir peki? Olma ihtimali var. Ama olmama ihtimalini de düşünmek lazım. Değil mi? Ben acaba dedim şu yan kaç tarafta... Kaç para aldın kayışı? 720 lira bana iyiydi. İşte ciddi para. Sen zaten şu şeylere bir fotoğrafını çek. Numaralarını ama. Evet, yanlış olduğunu göster, onları ispat et. Doğru. En azından değiştir. Şimdi 750 lira ucuz da para değil. Şöyle koyalım. Tamam. Tamam. Hiç kullanmayalım abi sonu. Buna zaten motor gidiyor. Gidiyor. Aynen. Bu olur mu belki, ama sonu açıklamaları lazımdı sana. Demeleri lazımdı ki. Şimdi biz bu kayış aynısından bulamıyoruz. Bunu takalım, sonu çıkarmayalım. Bir dene git mesela. Sıkıntı yok. Doğru mu? Doğru. Ama bize hiç açıklama yapmadıkları için ne yapıyoruz? Ama yani oraya illa da beni bana servise bırak diye randevu zorla şey yaptılar. Ben Allah'tan bırakmadım. Yoksa bunu değiştirip vereceklerdi mesela. Gözümde görmüş oldum. Evet. Şimdi bizde şimdi deneme yanılmayla oluyor bu işler. Gözle baktın mı uyuyor yani, kalınlığı daha kalın ama uzun. Oradan kurtuyor. Çünkü bunu nereden biliyorum? Diğer motorlardan biliyorum mesela. Çin malı motorlar geliyor mesela. Farklı bir kayış deniyoruz mesela. Öbür kayışa göre kalın oluyor ama biraz uzun oluyor. Tam oluyor bu sefer, anladın mı? Hmm. Ama bunun da tam olma ihtimali var ama olmama ihtimali de var. Bence hazır açmışken deneyelim. Olmazsa ben bunu aynısını şeyde alırım, değiştiririm. Baktım çok sorun çıkartıyor. O parçadan sipariş ettiririm. Hem zaten kodları da var ya. Tamam abi. Okay. Ben çünkü senin öngörüne inanıyorum. Hani kurtarabilir diye söyledim. Evet. Ya hem kısa hem kalın olsaydı olmazdı. Hı-hı. Uzun 2 milim uzun, 2 milim de kalın. Orantılıyor. Aynen. Zaten burada tepe noktaya da çıkamamış herhalde. Evet. Daha önceden. Bununla belki biraz daha üst noktalara çıkar diye evet düşünüyorum. Kalın kayışı normal şeye göre kalın kayışın yan etkisi ne olur biliyor musun? Kalın kayış motorun hızını arttırır ama çekişini düşürür. Torku güzel ya. Bu makinenin en sevdiğim yanı zaten torku. Şimdi hani... şimdi şöyle düşünürüz mesela. İkisi aynı boyda olsaydı, daha kalın olsaydı hızını artacaktı, çekişini düşecekti. Ama uzun yapmış, uzun kayışı uzadığı zaman da ne oluyor? Üzerinde hız artıyor, çekiş düşüyor. Ama bu nasıl bir ayarlamış kendini? Hem uzun hem kalın. Ne oluyor? Nötrlemiş oluyor. Nötrlemiş oluyor, aynen. Nötrlemiş oluyor. Şamarlama yaparım, ben onu merak ediyorum. İşte onu. Bir de bunu mesela bir takalım, hemen tak çıkarsın. Gerçi çok uzun değil mi? Bunun ne? Şamarlıyor mu, şamarlamıyor mu? Bunu şamarlıyor mu? Deneriz. O gayet mantıklı bir olay. Şunu çünkü ilk bu pulleyi taktırdığım usta, bunu ters takan usta, özellikle bu şeye söylüyordu, daha 3000 kilometredeydi. Diyor bu şamar atıyor. Dedim nasıl şamar atar ya daha 3000 kilometrede? Demek ki çok yormuşsun motoru diyor. Dedim 3000 kilometrede, Yamaha 18000 kilometrede normalde o, değiştiriyor. O şamarlama kayış uyumsuzluğunun belirtisi. Yani aynen.
Kayış uyumsuz da şamarla. Acaba bu kayışı nasıl taktığını görüyorum. Acaba doğru kayış bu da onu mu yanlış taktı? Üzerindeki mi yanlış acaba? Ben de onu düşünüyorum biliyor musun şimdi? Çünkü ben o arada gittim, ben kayışın başında değildim. Kayışı da ters taktılar. Acaba orijinal kayış bu mu? Kayışı nerede taktılar? Bu üzerindekini? Bu üzerindeki kayış mı? Evet. Bunu aslında şey yaptırdım. Ben Şişli'nin ellerde bir motorcu vardı akşam saati gibi gittim. Tamam. İşte bana şey aldırdı dedi, sen hemen şey al gel dedi. Ben de yok dedi, balata spreyi. O sıra ben gittim, geldim, baktım hemen toplanmış. Yok, benim anlamak istediğim şu. O Şirin evlerdeki, o kayışı takan Şirin evler mi? Evet, şu. O kayışı Şirin evler taktı. Heh. Ama kendi şeyinden verdi değil mi sana? Yani orijinali ben bunu değiştirmedim. Eğer orada değiştirdilerse orijinalini alıp... Yok, değiştirmezler abi o kadar. Bilmiyorum artık onu. Çıkma kayışı kimsenin bir işine yaramaz abi. Ben mesela yeri geliyor. Adamın kayışı çok kötü değil. O kayışı kullanmıyorum, çöpe atıyorum yani. O kayışı ben kimseye satamam abi. Değil mi? Tabii. Öyle belki şey dalgınlıkla falan karıştırmış olabilir. Yok abi, o anda delayet nasıl denk geliyor? Delayet çok piyasada olan motor değil. Evet. O anda iki tane delayetin bir araya gelmesi mucize bir olay yani. Belki de şey de yapmış olabilir Yamaha. Bu, belki de bu kayışı sonra sundu. Test ettiler son dönemlerde. Şimdi şey üzerine olabiliyor bazen. Güncelleme. Güncelleme olabiliyor, doğru. Artık şunu kullanmaya başladık diyebilirler, olabilir. Ama işte doğrusunu bilmediğin sürece doğru sayılmaz. Doğru söylüyorsun. Peki buradaki izler şeyin izi değil mi? Şuradaki. Aynen. Şuradaki yol ben olduğu. Ben şimdi onlara bakacağım. Bayağı bildiğinde katlanmış abi. Biz neredeyse bir milim gitmiş biliyor musun? Aynen. Şöyle getir. Ondan abi, dolayı. Getir bakayım kayışı. Şöyle içeriden geçeyim. Yok geçirme. He buradan. Bir dakika şöyle yapayım ben geçireyim. Şöyle yaklaştırın iki dakika. Tamam. Yaklaştır. Bak kayış buna tokatlar onu. Kayış buna ince. Değil mi? Tabii ince bak. Getir bir daha. Bak tokatlar. Eskini getir. Bu da yeni aldığımız. Yeni aldığımız. Yanlış aldığımız zannettiğimiz. Bak, bu tam. Doğru. Değil mi? Bu tam. O zaman bence bunu ya karıştırdılar orada. Başka bir motora daha da bakıyordu biliyor musun usta? İki kişiyi aynı anda usta karıştırmış olabilir. Son hızı düştü değil mi onun? Ya kuleyi takar takmaz mı hız düşer ya? Hatta ben Hakkı Usta'ya söyledim bunu işte ya diyor 500 kilometre git ondan sonra. Lan ondan sonra da gittim bir 5 kilometre mi ne hızlandı ya bunun için miydi ya? Ama Allah'a var şeyi bağırıyor yani. Basıyorum gaza gitmiyor ama bağırıyormuş gibi hissediyorum. Şu an gördüğünüz kadarıyla motordan çıkan kayış buna uymuyor. Evet. Yeni aldığımız kayış uyuyor. Şu an yani, gördüğünüz o. Yani öbürüyle o... kayış tokatlar yani. Ama şimdi kayış tokatlı oradaki kayış tokatlı diyen kim? Şirin nelerdeki usta mı? Evet. Tamam. Kuleyi taktıktan sonra bunu taktı. Ben geldim. Bu bunu tokatlar. Kuleyi ile alakası yok kayış tokatlaması. Evet. Kayış tokatlaması kayışın bol olmasıyla alakalı bir durum. Doğru. Yani ne oluyor? Bu kayış büyük ihtimal ilk seriyi böyle hatalı ürettiler. Sonra onu güncellediler. Bana da öyle geliyor. Sonuçta sana bu kayışı bunu sökerek vermediler değil mi? Modele göre verdiler. Aynen. Model ve şey... marka modeli. Efendim abi. Ataşehir'de. Bakın bakımdayız. İşte herhalde bir 40 dakika sürer ya. Saat 40 dakika sürer. Ya var ya. oradaki bilinmeyen ustalara hep gittik. İlk bakımlarımız o derecede. Her şeyi yanlış. Kayışları yanlış takmışlar. Öbürünü. Ne bileyim. Motorun çekiciydi. İlk aldığım gün ben bu motoru bak rodajlı olmasına rağmen 120 çok rahat görmüştüm. Çok rahat 120 görmüştüm. Şimdi yüzü bile göremiyordum. Motor bile olmasına rağmen. Ne bileyim. Ya işte. Ön balataları değiştirdik. İşte arka balataları değiştirdik. İşte yanı değiştirdik. Şanzıman yanı değiştirdik. Az kaldı. Bir varyatör bakımındayız şu an. O da bitmek üzere zaten. Niye ne oldu ki? Bundan sonra çıkacağım şöyle bak. Diğerler. Bizi beklemeyin yani. Haydi görüşürüz. Valla iyi ki sana gelmişim ya.
Kim aradı? Abim ya. Ha. Nerede kaldın diye merak etmiş. Yemeğe oturacaklar diyor. Herhalde şimdi 120 ile falan çok rahat gidebileceğim. Gidersin diye düşünüyorum çünkü kayış onu gösteriyor. Sendeki bu PCX kaç TC? 125. 125. Sen kaça görüyorsun abi mesela? 118 falan. Yani rahat çıkıyor ama değil mi? Mesela düz E5'te 100-110 olur çok rahat görüyorum. Aynen öyle. Benimki 90'ı geçmiyor. Ancak yokuşu aşağı alacak ki 110'ı görür. Motorun gücü yetmiyor yani. Ya bu bağırıyor şey o muhtemelen kayışla alakalı. Kayışla da alakası olabilir. Çünkü kayış yukarı çıkmasını engelliyor. Ve bayağı iz yapmış orada. Evet. Evet. Büyük ihtimal o olay kayış ince olduğu için orada tepeye çıkamamış. Bak şurada zaten yani nereden yer baksan 1,5 santim diyeyim yani milim demeyeyim 1,5 santim. 15 milim çıkamamış yani bu kayıştan ötürü. Kayış buna küçük gelmiş. Evet. Bak şurada da aynı. Çıkamadığı için sonuza ulaşamamış. Peki devir çevirmiş. Bu da yakıtı da fazla yapmış. Ya yakıtı ben çok şey yapmıyorum, önemsemiyorum da zaten günlük kullandığı 200 liralık dolduruyorum. 180-90 kilometre, 200 kilometre, yine götürüyor, kilometre de 1 lira gidiyor. Ben görüyorum böyle seni, adam Dio'ya biniyor. Arkadaşlar Dio'yu az yaktırmak için ne yapabiliriz? Ya arkadaş Dio zaten, yakmıyor. Az yaktırmak için ne yapabiliriz? Ne, bedava mı gitsin istiyorlar? Ya Allah, bisiklete binan satayım ya. Yoyu az yaktırmaya çalışıyor adam. Ya ne, niye daha az yakacak? Ben basıyorum gaza mesela bazen şey test etmek için yapıyorum ara ara. Mesela diyorum ki Rolanti'de işte Eco Mod'da, Eco Mod'u var böyle 60 km'yi geçmediği zaman Eco'da gidiyor. Bir depoyla mesela Eco ile gitmiştim, test ettim. Evet. 220 km yapıyor, 230 km yaptı bir kere. Evet. Bir kere de tapa gaz gittim full depoyla. O da 175 km falan gidiyor. Çok bir şeyle oynamıyor yani açıkçası. Parçalarımızı yıkadık abi. Değil mi? Her şeyi yıkadık. Şimdi bu varyatör kısmını yıkayacağız. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Açıyalım mı? Çevir abi. Açıya vermesen. Buradan da kayacak ama. Nasıl ne yapacak bir şey yok. Şöyle biraz yakın çekim alayım. Evet. Şöyle yandan iyi böyle. Arabaya pislenmiş. Bu da ya nereden gelmiş abi? Bagalara yağ mı sunmuşlar? Ne yapmışlar? Yani? Galiba ben yokken bir şeyler yapıyordu ama adam. Bagalara yağ sunmuş. Değil mi? Aynen. Rota püleylere yağ sunmuş. Normalde sürülmez herhalde. Ya bagaların hiçbirine yağ sunmaz. Buraları kirletiyor abi. Buraya sürülen yağ bunun içinde geziyor. Burada bir hava akımı var, bir türbülans var. Oradaki yağı kayış üzerine alıyor. Yapışıyor. Değmese bile zaten ısıdan dolayı bunun nem buharıyla, yağının buharıyla zaten yağ bulaşıyor. İçeride aşınıp aşınıp duruyor. Diğerlerine bulaşıyor. Bundan sonra kayışa bulaşıyor. Bunlar yağ bulaşmaması gereken yerler. Evet. Allah benzin cillop gibi yaptı ha. 3 tüp harcamıştım burayı temizlemek için. Balata spreyi harcatmışlardı. Şerif Zeytin bulundu. Orada bir tane benim eski model Delight'ımı orada bir tane Türkmen bir tane çocuk var. Motor bisiklet manyağı. Hani ustayı ustalığı geçmiş. Allah Allah. Tabii. Ben bunu çocuk kadar böyle zeki bir çocuk görmedim. Acayip yani. Allah Allah. Neyse ustası ona soruyordu yani. Nasıl çekiliyor, nasıl ediliyor diye. O derece akıl oluyordu yani. Vay be. Sonra çocuk trafik kazası. Ne için? Yok bu bakım için. Varyatör bakımı. Bunu mu yapıyorum ben? Eski modelinin bunun. He. 2017 versiyonu vardı bende bu modeli.
şey 2014 pardon, 2014 model. Anladım. Onun bakımlarını falan yaptırıyordum, çocuk takır takır takır. Ya Yamaha mühendisi o kadar hızlı açıp temizleyemiyordu yani. Evet. Ondan sonra ama çocuk motosiklet kazasında vefat etti. Yapma ya. Vallahi üzüldüm ondan sonra yani. Yazık olmuş ya. Türkmenistanlıydı. Aynen. Bir de çocuk çok düzgün kullanıyor motoru. Arkadan araba vurmuş. Aa, kendisini hiç tutuyor. Babası da babası en son görmüştüm. O da Türkmenistan'a gitmiş ve yani perişan olmuş ailesi sonra. Geldi benim şu an oldu. Kaç yaşta geçiyor? Benden gençti ya, 2-3 yaş daha gençti. Sen kaç yaşındasın? Ben 30 bir olacağım abi. Oh. Mayıs'ta. Motosikletin en kötü yana işte böyle el, yani kelle koltukta. Abi aslında alakası var aslında. Şimdi o konuda hak vermek lazım. Çünkü motora binmesi de arabaya binseydi. Yaşama ihtimali çok yüksekti. Mantıken bakarsan ama şimdi işin içine kader maderi sokarsan, eceli sokarsan olaylar değişiyor. Ya ben o şeyi kader olarak bakmıyorum. Bilinçsiz bir şoför. Evet. Kullanıyor. Altı ülkeli adam beni motosiklete başlatan da abi de Barkın Bayoğlu. Evet. Yani hiç hatası yok, şeyi yok. Aynen. Köprüde. Yani herkesin başına gelecek bir şey. Çünkü hata yapmayan, kazada ölen kişi herkesin başına gelebilecek bir olay yapılmış. Evet. Ya motosiklet kullanıcılarına ben şunu görüyorum abi artık. Herkes böyle şey gibi kullanıyor yani trafikte. Şizofren gibi kullanıyor. Değil niye? Mi? O da öndeki araba değil. Beş arabanın ne yapacağını tahmin etmesi gerekiyor. Aynen. Hani en absürt ne yapabilir kafasını da kullandığı için. Adaptasyon sorunu yaşıyorum mesela. Kaldırımlardan dolayı karavansından bilesim geliyor böyle. Hangisini ben de bir tane drone çıktı. Kafayı yiyeceğim ya. Avata Digi var ya abi. He? Avata Digi şey drone. Ne var o? Drone FPV drone. Ha, drone. Gözlüklü. 10 numara. Yeni çıktı. 3 gün oldu. Ya yeni drone'a çok alsın geldi de işte. Kaç çok pahalı ya. 50 bin lira. Aha. Ama çok profesyonel yani. Bir de uç. Kalitesi de çok iyi. Selamun aleyküm aleyküm. Selam.
Hoş geldin. Yaptın mı alışverişini? Yaptık ya. Pazara bile gidebilirim. Efendim baba? Tabela şey nasıl olmuş? Bakın hep. Engeli yok değil mi bize? Süper abi, oradan farıza bile gidiyor. Kayıt işini falan hep ters takmış ustalar. Bunu da baktık da şimdi. Biz olmasak başka türlü takarlardı, doğru mu? Tabi tabi. He? İyi denk geldik. Bak, hepsi nasip. Abi bak, normalde sen 8'e kapatıyorsun değil mi? Şu an burada bakıyorum. 8'e kapatıyorsun lan. Saat 9. Ben de motorum niye gitmiyor diyordum. Kimseye yani sormazlar. Direkt ortaya dikerdi. Ortaya dikerdi. Değiştirmiştim ya. Sarıcı bir bakım. Tamam, bak bugün sen fark ettim. Oraya bir önüne araba koyan olmadı. Orada yanlış bu araba işte. Şey koyunca. Evet, yolun dışında kalıyor çünkü araba. Yanaşamıyor da. Değil mi? Yanaşamaz oraya. Yok abi. Böyle diyorum ya, 10 numara olmuş ya. Araba bile çıkarmış. Şimdi onları düzeltiyor abi. Ben geleceğim işte. Araba oraya yanaşamazlar. Kapatamaz bile bakın. Kapatırsa yolda kalır. Abi şuraya... Yok ya, karşıya. Oraya için mi diyorsun, arkası için mi? Önü. Oraya koymazsın. Yani. He, koyamaz değil mi? Araba dışarıda kalır. Yanaşsa şey sürter. Alt. Abi canım, alt marşıya sürter şuraya. Güzel. Böyle 10 numara. İyi. Çok güzel olmuş ya, ben çok beğendim. Aynen öyle. Nerede güzel. Oha, mis gibi olmuş. Aynen öyle. Şunlara baksana, parlıyor ya. Gıcır gıcır oldu valla. Parlıyor, parlıyor. Şuna bak. Kaçta moto? Hı? Kaç kilometrede? 8000 oldu. Belli taslan. Abi evet. Kasa baksana abi. Çok sıfır gibi yani ya. Ama kayıt biraz. Evet. Bak Forza'da böyle tas yok. Allah Allah. Öyle bir iğrenç tas var ki 3 tane şöyle şey koymuşlar. Alındırma boşluğu. Tas çok iyi. İkisi doğru. Niye tepe noktasına çıkmıyormuş, bulduk. Evet. Üzerindeki kaş ince çıktı. İnce bak. Kaş şu ince bundan. Aynen. Evet. Ha. Ve tepe noktayı o yüzden. Gücü yetmiyor kapatmaması için. Getir böyle. Getir böyle. Hangisini öyle? Eskisini ver abi. Kapatıyor. İçeride kalıyor. İçeride kalıyor. Ha. Diğeri tam çıkıyor yukarı. Ötkeni getir abi. Aynen öyle. Onu bak. Muhtemelen kulleyi taştırdığım böyle olayım. Görünüyor. Ha. Orada görünüyor. Görünmedi değil mi? Göründü. Tam köşeden göründü. Yani tam köşede değil de biraz daha. Tamam. Neydi şey tabii. Muhtemelen karıştırdılar onu. Çıkmamasının sebebi kayışın inceliğinden. Aynen. Kayış kalın, şimdi buraya kadar tırmanacak bu. O zaman Dr. Play'in hafif bagajını takmaya gerek kalmıyordu değil mi abi? Şey, ağır bagajını takmaya gerek kalmadı herhalde. Kalmadı yok. Yani senin motor bir de yüksek devir çeviriyor değil mi? Tabii. Ondan dolayı işte. Kaç bunlar? Yani çıkamıyor böyle sanki. Vites atamıyormuş gibi hissediyordu. Tamam. Bağırıyordu. Büyük ihtimal şimdi ince kayışlarda varyatör de sıyırır. Var mı öyle bir şey? Yok gibi. 14 gram ya bagaları orijinali. Bunlar? O bunlar da 14 gram. Yani öyle önerdi. Önerilen buymuş. Diğeri çünkü biraz şeyimi azaltır diyor, torkunu azaltır demişlerdi. Abi de öyle söyledi zaten Murat abi. Şimdi bende de aynı sorun var. Ama torku bayağı memnunum yani. Kulleyi taktık, 2 gram düşük kulleyi. Hı hı. Tork arttı mı? Arttı da yayım çok sert. Bu sefer debriyaj açamıyor. Açamadığı için bağırıyor. Ha. O da çok küçük ya. Ya bir 6000'de gidiyordum 100 kilometreyi. Şimdi 7000'de gidiyor. 6800'de gidiyor. Hmm. Ama senin yayla bir değişmiş. Yani sanki standart dışı. Senin yayla çok sert. Senin motor üstündeki yayla şu getirdiğin yay aynı değil. Bak abi getireyim, farkı gör. Zaten sökünce daha iyi gözüküyor. Şimdi tork yayı sert olup bagaja doktor pelin üstüne taktığımı uyumsuzluk yapıyor. Yani tork yayı orijinal olması lazım. Çünkü o kule baga ona göre yapılmış. Evet. Şuna baksana abi. Oo, bayağı da kalın. Yani senin ötüki çok sertti değil mi? Aşk gibiydi. Bir de şuna bak. Ona da işte o yayı almış. O yayı takacağız. Arkadaşlar yayın önemi de bu işte. Aynen. Ne sert olacak ne çok yumuşak olacak. Aynen. Kuleyi taktığınız zaman yayla sert olmayacak abi.
Orijinal oldu. Orijinal yay bu. Honda'nın. Forza'nın. Ne yola sert. Mükemmel. Tam orta sertlikte yani. Aynen. Taş gibi de değil. Seninki daha mı çok değil? Daha sertti. Mesela şöyle yaptık biz. Daha sert olduğu için debriyaj açamıyor, anladın mı? Zorluyor kendini. Bağırıyor. Bağırıyor. Bir tane Forza yapmıştık böyle. Hem iki ödeme aldı. Şey var. Daha yumuşaktı. Setok'un şeyini şey almıştı, tork yayını almıştı, tamam mı? Sert. Hı-hı. Bir de bana pulleyi taktık, motor acayip devirçeydi, 120 geçmiyordu. Oradan biliyorum yani. Evet. Fazla devirçeydi. Burada bir kullandı, ooo dedim motorda ne güzel olmuş falan filan. Sonra beni bir aradı, abi dedim motor 120 geçmiyor. Aynı bizim hesap. 120 geçmiyor, onunki daha beterdi ama 120 geçmiyor onun motor. Seninki geçmiyor. Şey abi, ben 150'yi gördüm. Kasis. Ben 150'yi. 290. 280. 280. Forza 300 diye geçiyor. 280 cc. 279. Ben 150'yi çok rahat geçmem lazım ya. Ya 160 ibre var. 155 de zaten kesici. Yani 150'yi pulleyi taktığımda gördüm. Önceden de gene 140-145. O adamı ki 120 geçmiyordu. Bu ne ya öyle? 120. PCX. Sıkıntı. Geri dön. Neredeyse sen geri dön dedim. Yani bu pulleyleri falan taktıktan çekmek sonra... Çekmeköy'ün oralardan döndü geldi. Orijinal yayı taktık, güzeldi. Evet. Ben bu 3000 km'de işte bu pulleyi taktıktan sonra her şey düştü. Performans olsun, işte o top speed. Ya yemin ediyorum var ya, araştırmadım sayfa kalmadı. Yok şeyler var, C-Costa'lar falan. Ondan mı yapayım dedim. Kafamda 50 tane şey oldu. Senin ustan onu yanlış takar. Benim de beynimde 20 tane tilki olur. Senin ustan yanlış takar, sen zannedersin ki pulleyden kaynaklanıyor. Yani. C-Costa'da daha çok bağıracak. Daha çok bağıracak. Jekos'ta zaten uyumsuz ya. Daha çok bağıracak. Jekos'ta dediğin yüksek devir demek yani sürekli. Aynen. Yani en düşükte de en yüksekte de. Performans arttıkça abi devir artıyor. Devir artıyor. Yani. Adam diyor ki hem ses devir artmasın hem performans alsın. Öyle, öyle bir dünya yok. Öyle bir şey. O zaman motor tesisini yükselteceksin. Aynen öyle. Buradan yapacağım. Aynen. O zaman fark ediyorum. Bak şuralar yemeye başlamıştı bize kadar usta. Parlamaya başlamış. Buraları yemeye başlamış. Yağ kalitesiz. Ama kantevliler. 2014 modelde kayışı bir değiştireyim dedim. 18.000 km falan gitmiştim. O zaman da işte 55.000 km mi olmuş bu motor? Direkt miydi yani? Tabii. Oradaki ustaya taktırdım ben. Hiç o zaman önemsemiyorum zaten. İkinci el almışım motoru dedim. Şunu bir kayışını da değiştirdim. Baktı oradan bir tane kayış taktı. 3.000 km sonra E5'te şey tarafında, Cevizli Bağ tarafında tak gaz gidiyorum yine. Tak etti patladı. Gaza basıyor mu? Gaz şey yok. Kayış yok. Baktım motor yavaş yavaş diyor. Sağ sinyal veriyordum öyle. Ta E5'ten Zeytinburnu'na kadar sürdüm şeyde. Cevizli Bağ'dan. Lastik patladı. Yok. Kayış patladı. Kayış patladı. Ondan sonra içeriği bir açtık. Her taraf toz duman olmuş zaten. Kayış paramparça. Bu bagalar parçalayanlar ya. Doğru mu abi? Bagalar nasıl parçalıyorlar ya? Bunun yani şey, bazen kayış koptuğu zaman bagalar parçalıyor. Yani bagalar yerinden düşüyor. Yerinde gördüm, burayı bir açmış. Sapsar her yer. Bana da denk geldi. Bagalar parçalanmış, kaydırıcılar parçalanmış. Param parçalıyor. Oğlum. Bunun dönme muhabbetini diyorlar abi. Öyle bir şey var mı ya? Kuleyde. Yani 2022'lerde sıkıntı var. O da şey. Ona da iyileştirme yapıldı. 20'ye 15'ti ölçüleri, 21'e 15 yapıldı. Abi, yani yeni kasaların şey gölet yuvaları biraz daha derin olduğu için dönüyordu. Yani onu 21'e 15 olarak ürettiler. Onlarda sorun yok. Yani bu şöyle mi dönüyor? Şöyle dönüyor da. Bu şekilde dönüyor işte. Aynen. Dışarıya doğru açılıyordu. Onun çok yükseliyor. Çok açıyor. Ama gelebileceği bir nokta var zaten. Onun üstüne çıkamıyor ki. Çıkabiliyor mu? Yaptıysa, değiştirdiyse işte sistemi. He, çıkar yani. Kayış atar yani. Doğru. Kayış da atar. Yuvaları falan filan. Tabii. Bunu alayı malırsız yapar. Of.
Allah mal üstünün üstüne yok. Derek için yapmamışlar ya. Doğrudur. Ben bayağı bir araştırmıştım. Ben de bir tane onun de kaka işi falan da çok güzel kaliteli. Kel var. Kevler var. Polini var. Kevler. Polini, Malus. Malus'i daha iyi ama keli var. Daha şey olumlu yorumları var öyle söyleyeyim. Bu aktarmada yani silindir, piston gene keza üstüne yok yani. Çünkü o İtali Polini yarışları var. Honda'larda şurada plastik şey olur, bunlarda yok. Bunlar yamalarda böyle. Onun hatta o değişik bir plastik o. Yayına bak ne kadar yumuşak, şu yumuşaklığa bak. Şu şekilde. Bak abi. Böyle. Yok öbür türlü. Şöyle. Bak nokta koymuş oraya, aynen bu şekilde. O kadar yumuşak yapmış ki. Niye ters abi? Böyle mi olması öyle? Yamada her şey ters. Şu düz burayı ötmesi gerekiyor. Parlak taraf her zaman dönerken rahat dönsün diye, sürtünmesin diye. Sıkalım abi. Kocaman koymuş. Hmm. Forza'da bile 40 lira. Evet. Ufacık. Canın sağ olsun, ne olacak abi? Çok güzel. Buraları zımpar alacağız. Kamera çevir abi bu tarafa. Şuraları zımpar alalım abi. Şurada da ışık yoktu, oraya da ışık yaptım. Şuradan kablo çıktım bak. Dış tarafa. Şurada benim depo. Burada ışık yoktu. Zımparalama işlemi. Bunu tabaka yazıyoruz. Beyazı ortaya çıkartıyoruz. Ama tası zımparalamıyoruz. Tasa tırnak açıyorlar. Doğru mu abi? Yok abi, gerek yok onlara. Tasa hiçbir şey yapmamak lazım. Tas parlayacak. Yok, parlak dolmayacak. Onu kendi haline bırakacaksın. Kendi haline. Kararacak böyle. Kavrulacak böyle. En ya. Güzeli olur. En makbulü kavrulmuş. Çifte kavrulmuş. Çifte kavrulmuş. Şey, gel işleri abi, hikaye. Yaklaş. Püf noktayı verelim. Püf nokta. Bir. Böyle. Kranka şu kalının pulu geçiriyoruz. Bak, yamağının kıl işleri. Gözü görüyorlar değil mi? Sonra ince kulak takıyoruz. Sır abi, bunu kimse göstermez. Del aç sırları. Çok içeride kaldığı için öyle mi? Del aç sırları abi. Sırlar dünyası. Sonra şunu şöyle şuradan tutarak takıyoruz abi, bak el hep burada, hiçbir zaman ayrılmıyor. Bak el hep burada ama şimdi ayırmak lazım. Şöyle şuraya alınmak lazım. Hop geçti. Yoksa 3.2 döner. İnce pul. İnce pul. Ondan sonra püf nokta. Bakalım, burası dışarıda olduğu için karbonyum kattıktan sonra da peşit atabiliriz. Bakalım şöyle. Evet. Kayışı sonradan takabilirsin. Daha sağlam takarsın. Bu şekilde bakıyoruz. Geçti. Daha sonra. Pul. Paso pul takıyor. Kalın pul. Hep pul. Hep pul abi. Her yer pul abi. Pulu sever abi. Yama pulu sever abi. O boşluk gördün mü pulu kapatmışlar abi. Her yer pul abi. Yamağının en sevdiği şey puldur. Şanzıman içerisinden bile pullar çıkıyor. Her yerde pullar. Aynen. Demek ki performans sırrı pullarda abi. Pullarda abi. Yani şuraya adam gibi somun takma. Şöyle. Aynen, büyük büyük somun atma. Kocaman pullar takar yani. Aslında önemli olan şu somundur abi. Somun yani. Yamağının kıllıkları. Yamaha ile aslında Honda güçlerini birleştirseler, yeni marka yapsalar. Bence çok anlaşamazlar abi. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Biri kalın pul yapıyor, biri bir ince pul yapıyor. Bir de Honda'larda herhalde sinyal sağ tarafta değil mi? Kolu. Solda. Solda mı? Yeni kayış takıyoruz abi. Honda'da solda. Aşağıda o şey muhabbeti var, korna.
Ha korna korna. Yani korna korna sinyal yok. Korna sağda herhalde. Yok yok gene solda da alta alttaydı ortaya aldı da. Onu söylüyorlar hep böyle Yamaha'dan Honda'ya geçenler. Alttaydı ortaya aldılar kornayı. Kaç 2015'ten sonra mı ne? Yanlış bilmiyorum. İşte bunu geçiriyoruz abi. Kayışı taktık. Şöyle yerleştiriyoruz. Yeni kayışımız. Evet, yeni kayışımız. Tam yönünü oldu. Doğru şekilde taktık. Eve giderken herhalde 120'yi görürüm abi. Motorda en önemli şey tork anahtarı. Tork anahtarıyla sıkacağız her şeyi. Kayışın yönü bak görüyorsun. Yönüne göre. Aynen. Her şey bizde kanıtlı diyorsun abi. Aynen abi. Sonra yarın usta benim kayışı kim yanlış tattı diyemezsin bak kanıt burada. Kimse diyemez. Ha Murat abi bak şey söylemeyi unuttum. Buraya hiçbir şekilde müdahale yok. Şuna mesela onu takıyorlar. Bu videoyu sıkacakları zaman şeyde görmüştüm. O felsefeci usta da. Evet. Şuraya böyle bir iki tane anahtar koyuyor abi. Onu yapacağız şimdi zaten. Ha öyle mi yapacaksın? Tabii öyle yapacağız. O şeyini mi önlüyor? Elle sabit sıkar. Diyor. Elle sıkamazsın bu döner çünkü. Elle sıkarsan onu yaparsın. Ha elle sıkar da. Ama makinede gerek yok. Sabitlemek lazım bir şekilde tabii. Ya elle bunu tuttum mu sıkarsın. Bu motorda da bunu makineyle sıkamazsın işte. Hemen yalama olur. Hemen yalama. Acil hemen yalama olur abi. Bu da Yamaha. Yamaha kronikleri. Yamaha. Alet bu. Alet bu. Ha, aynen bu abi. Yamaha'yı elle bunu sıkacağız. Ben kendim özel yaptım. Bütün imalatı bana ait. Patenti? Patenti bana ait abi. Ham demir. Çelik çelik. Aynen. 30'a 10. Full çelik. 30 milim 10 milim kalınlığında full çeliktir abi. Demir dedi çelikten. YouTube'da herhalde Delight 125'in ilk böyle detaylı videosu olacak abi. Aynen. YouTube'da da yok ben görmemiştim yok galiba. Yurt dışında bir çocuk yapmıştı bahsettiğim. Tork anahtarımızı alıyoruz. Kaç basıyoruz Murat abi? Ön 50 abi. Ön 50 arka? Arka 45. Arka 45 arkadaşlar. Yamaha MX'lerdeki ile aynı. Çünkü somunlar aynı. Somunlar aynı. Şu şuradan ışıktan bak şimdi ben. Oradan gözüm oluyor. Tamam 46 değil 45. Aynen 50. 51'de sıkarsan yalama oluyor abi. 49'da sıkarsan pervan yerinden çıkıyor abi. Tam 50 olacak. Tam 50 olacak. Tam 50 abi. Püf nokta 4. Aynen. 51'de sıkarsan yalama oluyor. 49'da sıkarsan pervan yerinden arkadaşlar bunları yorumlara aşağıya yazın. Ya aslında abi bunları Yaman'ın çalışanlarına da söylemek lazım da. Böyle kıl bir iş ki abi. Valla bak. Yani sine don giydirmek gibi bir şey yani. 17. Sine don giydireceğiz abi şimdi. Şöyle düşün. Uzun kol. İşte burada ustanın el ayarı önemli. Aynen. Aslında ustalık burada devreye giriyor. Ustalık yani alet de biraz devreye giriyor. Tork anahtarına giriyor. Tork anahtarıyla. Şurada ben elimle sıkarsam bunu istediğin kadar ustalıyım ben bunu yalam ederim. Tut abi şöyle. Üç şekilde tutarsam zaten o kadar tam dengeli olsun bak. Tamam. Yamuk yaparsan pervane olur. Şöyle. Şuradan da destek. Ben de şöyle açıyı da alayım abi. Bir daha bakıyoruz abi. 51 ile sıkmayacağız abi. 49 ile sıkmayacağız abi. 11. 50. 50 abi. Tam 50. Tam 50 abi. Pıt edecek zaten abi. Pıt edecek abi. Etmezse sıkıntı abi. Hatta yavaş yavaş gidelim mi? Bir kıtlı deneyelim. O tık sesini duyalım. O tık sese bir alalım abi. Şöyle 40. Evet, şu an 40'ta. 40'ta kıt edecek. Kıtı duyacağız. Kıtı duyacağız abi. Yakın çekim alayım. Gidiyor. Ha, harikasın. Açıyoruz. Sıkıyorum. Şimdi edecek. Hücüme. 40. 40. Evet. Bu 40. Sesi duydunuz arkadaşlar. Evet. Püf nokta 5. 5 yapıyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz abi. Yani sarpten ben de mesela bu püf noktaları yeni öğrendim abi. 5. Yaptı. 50 de yaptık mı hiçbir sorun kalmıyor. Bu da 50 beyler. 50. Bak buradan zorlamıyor. Buradan zorlarsa tork yüksek gelir. Kendine bırakacağım. Buradan sadece dengeliyorum. Buradan böyle kasarsan gücün bir kısmını bu elimle kesmiş olurum.
100 olacak. Tabii. 100 olacak. Şuradan sadece dengeleyeceksin şu şekilde. Bitti. Bu el. Olay bu. Topla tezgahı hemen. Topla tezgahı. Yok olur mu? Bir de var. Bir de burası 45 tut abi şöyle. Şu arasını. 45. Burası 45 abi. Buraya da 46 ile sıkarsan yalan oluyor abi. 44 ile sıkarsan da bu pervane yerinden çıkıyor abi. Pervane yerinden çıkıyor. Aynen. 40. 45. Burası da 24 lokma. Ön taraf? Ön taraf 17 lokma. 17. Hatta oraya önce bir 40 yapalım direkt. Hı hı. Sonra 45 yapalım. Bu 40. 45'i bitiriyoruz. Şöyle 45. 45. Videoyu çekiyoruz ya, o yüzden geldiler oraya. Aynen. Sabotaj ya. Sabotaja geldim. Bu da 5. Bunu çalıştırıyoruz abi, bakıyoruz. Kapatma kamera pozisyonu. Tasmanın içine de kayış güzel oldu. Şuramaz abi, o çalışınca gelecek değil mi? Abi çalışınca biraz daha kasacak onu. O zaman o... Şimdi yağımızı koyduk değil mi? Çalıştırabiliriz. Çalıştırayım mı abi? Çalıştıralım abi. Burada şimdi biraz bir şık gürültü olacak ama maalesef. Çünkü tezgahın üstü de olur. Tezgah. Sıkıntı yok. Çalıştırıyor. Çalıştır abi. Biraz kayışın yeni olmasının bir etkisi var. Bu da böyle. Şimdi kayışın gerginliğine bakıyoruz. Çırpınma neydi? Şimdi bu kayış, bu gerginlik gayet güzel. Kayışın çırpınması neden? Yeni kayış her zaman çırpınır. Bakıyoruz. Burada maksimum torka çıkabilmiş mi? Kısmi olarak çıkmış. Kayış çok gergin değil, çok bol da değil. Orta. Orta şekerde. Ya yani şuradan şurada bir sıkıntı yok şu anda. O çırpınma da yeni kayıştan dolayı yapıyor. Hmm. Kayış. O zaman bu kayışı takan arkadaş şu üstündeki orijinal muhtemelen yanlış taktı. Bana da dedi şamarlama yapıyor, bak bunu değiştir. Evet. Aynen. Gayet seninki ötekiyle gerginliği aynı gibi şu anda. Yani uyum sağladığı kayış mı? Süper. Toplayabiliriz. Şamarlaması şahane. Yani ufukten o şu olay yeni kayışta mutlaka olur. O zaten toplar yavaş yavaş. Tabii. Kayışta da sert kıvrılmıyor, anladın mı? Aynen. Salınım o yüzden yapıyor. Tabii. Yani şeye bakarsın, kayışın çırpınmasının en büyük nedeni kayışın bol olmasıdır. Ama burada bolluk var mı? Yok. Tamam, sıkıntı. Onda bolluk vardı ama. Evet, onda bolluk vardı. Bayağı vardı. Lıkır lıkır oynuyordu o. O kayış zamanla yumuşayacak, yumuşadıkça da o çırpıntı gidecek. Önemli olan senin yolda işte sana verdiği performans. Performansta bir sıkıntı yoksa sorun yok. Performansta bir sıkıntı varsa demek ki o kayış olmaz demektir. Bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla bir sıkıntı yok. Artık yol testinde onu anlayacağız. Her şeyi taktık. Yol testini sen yapacaksın artık. Diyeceksin ki uzun yere olmadı. 50 kilometre yolum var bakalım. Aynen. Yorumlara yazarım. Aynen. Şimdi şunları bunları burada şuraya bir sıvacağım da söyleyeyim. Bu arada ben şimdi torkun herhalde gerçek şeyini hissedeceğim. Bunu da bağırıyordu, ben buna tork yapıyor zannediyordum. Aa, bağırıyordu gidiyor. Evet tamam bağırıyor gidiyor ama diyoruz. Tamam tork iyi demek. Kapı ağrı sıvısı conta sürelim abi. O conta tutsun. Çek abi. Hemen alıyorum abi. Contamıza. Kapağı sıvı conta sürelim şeye. Şu sacı tutsun diye.
Silikon gibi bir şey değil mi abi o? Silikonun biraz daha farklısı. Bu biraz da erken kuruyor. 5 dakikada falan kuruyor. Bunu şimdi sabitlemezsek vidaları takmakta zorluk çekeriz. Tam oturmaz bu sefer dediniz. Tamam. Japon'da da yapıştırılır. Japon'da. Şeye bakmayı unuttuk usta. Ne? şey kombine fren sistemi vardı ya ona. İptal etme ihtimalimiz var mı yok bakacağım, mu? Bakacağım en son bakacağım ona. Tamam. Oraların burayla hiç alakası yok şimdi. Tamam. Ya çünkü o kombine fren sistemi tamam fren için güzel oluyor ama bazen. Bazen de istemediğim zaman fren yapıyor. Ön freni. Arka yapınca öne de yapıyor böyle. Tam basamıyorum frene. Düşecek gibi oluyor çünkü. Burası bir Japon istiyor şu anda. Japon'da öyle lanet bir şey ki parama bulaştığımda 2 gün çıkmıyor. Anca kazıyacaksın. Yok kendi kendine bırakacaksın, unutacaksın. Başka türlü geçmiyor. Göze möze gelse çok kötü bir şey var ya. Üff. Kör eder herhalde değil mi adamı? Açamazsın ki abi, kör bırak. Kapalı kalır. Tedavisinde olmaz. Ameliyat. Göz kapalı mı? Var mı göze kaçan acaba? Kesilerek açılır abi bence. Cerrahi müdahaleyle. Tabii. Ya çünkü onu açacak şey anca böyle daha pis bir asit olması lazım. Çözmesi lazım. Aynen. Şey aseton, hatta daha aseton çözmez onu ya. Gözünü anasını satar aseton maseton. Çözüm yok asetonun vallahi. Çözmez değil mi? Yok abi aseton da gözün zararını sürtür şey yapar. İyice kör olursun. Daha beter yapar. Şey feri falan gider böyle gözünün. Çok sıkıntılı abi. Ondan sonra korsan bandını çekerler abi. Aynen. Soğutucusu yok mu abi? Var da. Sendeki doktor kulleler siyah mı abi, ona böyle geldi? Şuradakiler. Bunlar önceden kalanlar, eskiler. He, ben yeni versiyon çıktı zannettim ya. Şimdi orijinal üretimdeki olanlar sarı değil mi? Tabii. Yardım edeyim mi? Bu kamera direkt çevirsen yeterli. Tabii. Hadi. Atıyorum saç. Yerinden çıktı. Oo. Yücünden tutabilirim abi. Saç gitti abi. Geçmiş olsun. Ne işe yarıyor ki? Ses. Bir işe yarıyor. Bu işe yarıyor. Conta'yı seven Yamaha. İşte. Kıl abi kıl. Benim motorda yok mesela. Ondalarda yok abi. Yok. Ondalarda söktüm attım abi. Ses çok yapmaz ki abi zaten. Niye sesle bakıyorsun? Alakalı bir şeydi ya. Şey için abi. İzolasyon gibi bir şey olarak düşünüyorum. Bu zaten sıfır bu. Tam ötüyoruz. İzolasyon da yapacağınızı zannetmiyorum da abi.
Zaten sıfır kapat yani çizik yok, bir şey yok. Neyse şey izolasyona gerek yok. Gerek yapalım lan bir misyon var. Sıfır. Tak. Ne? Kendin tak yani. Gerek yok abi, hiç gerek yok. İnan bana hiç gerek yok. Murat abi bilirsen. Benim motorumda da yok. Uğraştırıyor abi, onu sök takması çok işkence. Aynen. Şimdi abi. Şey gibi. Yeni telefon alırsın, jiletini de sökmezsin yine. Aynen. Varyatör filtreni nereye koydun? Varyatör filtresini temizlik galiba yani. Paspasın şu üstünde abi, aynen. Bunu da abi yanlış verdi, Yamaha sağ olsun. Şöyle deliklere geçmesi lazım. Seninkini de muhtemelen şu kapakla beraber bulun. Şöyle bir takalım şuna. Normal yağ değiştireceğin zaman sadece şu kapağı çıkartmak bayağı zor oluyor abi. Evet. Onun kolay yolu alt katı nasıl sökmek ilk başta? Abi aynen ben söküldüğüm gibi başka türlü bir yolu yok ya. Yani. Değil mi? Diğer türlü çok zorlayacaksınız. Tabii tabii. Bir saat uğraştırmıştı üst tarafı sökeyim diye. İlk hava filtresine bir bakayım, kontrol edeyim dedim. Her günde bir de bir yıkarım motoru, tamam cillop gibi. Bunu şarjlıyla sıkmıyoruz arkadaşlar. Yamaha hiçbir şeyini makineyle sıkmayacağız. Makineyle sıkmayacağız. Yamaha bu abi. Hemen yalama olabilir. Hemen fırsat bekliyor abi, yalama. Yamaha eşittir yalama. Aynen. Aynen. Biraz güzel oldu. Bunun adı ne? Bundan sonra yalama. Sloganları güzel koyuyor ha. Biraz aynen. Öyle bir şey daha söylemişti, çok mantıklı. Kafiyeli güzel. Kafiyeler güzel koruyor. Şiir şey gibi. Şair gibi. Şair gibi. Bundan sonra senin adın yalama Dilay. Ha, yalama Dilay. Şimdi aldı iki tane. Kapaktaki vidaları bir keşfedelim önce. Bu iki tane oranın, bu iki tane oranın. Yani şunları bana sıkıştık, bunları buralarda yerleştiriyoruz. Bunları taktık abi. Şu kapakla beraber şu yerleşiyor büyük ihtimal. Tamam. Buraya kadar hepsi tamam. Şimdi bir tane kapağı vidası. Her yer kapak. 4 tane vida buraya lazım. 2 tane de buraya. 6 tane. 2, 4, 6 doğru. Şurası böyle geçiyor. O kapakla beraber tutuyor onu. Bak bu vida. Gördün mü? Bildin mi? Bundan önce şu. Bunu takıyoruz. Şunlar şurada oraya geçecek. Şöyle takalım. Ondan sonra takarız. Sence bu peki kombine fren sistemi gerekli mi, gereksiz mi? Ne düşünüyorsun abi? Abi gerekli görmüşler demek ki adamlar, yapmışlar. Şimdi onlar şimdi... Ama ben daha alışamadım. Kaç ay oldu? Bir sene oldu. Şimdi ben dersen ki gereksiz dersen, hı-hı, diyecekler ki ondan mühendislerinden iyi biliyorsun. Hemen link. Hayır, kullanıcı adam olarak mesela... Zaten, adam şu anda videoyu izliyor. Sırf linç etmek için beni fırsatım kolluyor, anladın mı? Var değil mi öyle yorumlarına? Ters o bir şey söylese. Onlara fırsatı verdirmeye çalışıyorsun şu anda özel. Onlara o fırsatı verdirme abi. Olmuyor. Anladım. Şimdi, ama ben kullanıcı olarak adam mesela... Adam emek veriyor abi. 2,5 saat sadece açık arıyor. Değil mi? Anladın mı? Açık arıyor. Ama o her şeyde var abi. Her kanalda oluyor. Şimdi ondacılar kuduracak. Yani orada sormayacaksın abi. Onu biz ayrı konuşacağız abi.
Aynen. Videodan sonra. Videodan sonra özel konuşuruz abi onları. Az sonra. Onlara o imkanı vermeyelim abi. Şöyle bir video efekti ekleyelim. Evet. Geçiş. Intro. Onlara o imkanı vermeyelim abi. Onları ondan mahrum edelim abi. Şu uzun video sonra mı? Evet ben. Şey gibi. Neyin kılıcı? Saddam'ın kılıcı. Battal Gazi'nin kılıcı. Tabii Gazi. Hatta hani şey yapıyor ya, taştan kimse sökemiyor. Aynen yani onun gibi. Şey sanki hani motoru şaseden ayrılma vidalar gibi. Değil mi? Kocaman. Onluk demir gibi. Aynen. Bak şu vida var ya, bak motoru ayırıyorsun hani. Evet evet. Şundan. Bak şu. En uzunu. Aynen uzun. Şu, bunu ayırdığımı motor ayrılıyor abi. Şamursarı da sokuyorsun. Yine her şey. Tesisatı da söküyorsun, boğazı da söküyorsun, şu harf filtresini de söküyorsun. Ortada da ikiye. Aynen, ondan sonra ortadan ikiye ayrılıyor motorun. Sonra kelle ayrılıyor. Kelleyi ondan sonra kelle söküyorsun. Kelle korkusta. Silindir, piston, sekman, ondan sonra gidiyor işte. Bu da usta da ayrı. Tabii. O ayrı bir meslek. Abi son zaman bu sene ne kadar çok motor çıktı piyasaya ya. Acayip satılmış. Çin manları. Ya. Yuki kuki CFM motoru yaşarsın. Herkes motorcu oldu şu an. Mesela geçen seneye oranla 2022'ye göre %500 mü ne artış olmuş. Artmış evet. Şok evet. Oldum ya. Ve bu %500'ün yarısı ehliyetsiz sürüyor. Kaçak. Polis görünce kaçıyor. Sigorta, ehliyet yok, muayene yok. Aynen. Çocuğu çeviriyor polis. Ehliyet yok abi diyor. Ruhsat yok abi. Kimlik yok abi. Ne var abi? Ne var oğlum? Plaka yok abi. Çocuk motoru bıraktı gitti abi dedi. Al motoru sevmez. Bu motoru alamam ben. Beni tutmayın da. Evet. Al abi motoru sevmez. Bıraktı gitti çocuk. Yaktı sigaraya gitti. Al anahtarı da abi ben gidiyorum. Abi, onun üstüne ya sigara yakılır ya su içilir abi. Aynen. Motorumuz tamam. Valla çok içmesinde biliyor musun abi? Aynen. Uzun zamandan beri böyle bir bakım ihtiyacım var. Evet, Yamaha Delight işlemleri bitti. Başlayalım abi. Basıyoruz abi, ilk defa basacağız. Bir saniye. El ısıtıcısı açık ya. Çalışmıyor mu öyle? Yok. Elektrikle şeyi var. Marşı var. Gaz köklemiş misin? Şeyden dolayı tutuyordun. Aynen öyle. Sen bunu nasıl kullanıyorsun bu şekilde? Ya, elim alıştı artık abi. Ben bunu göreceğiz onu. Kayboldu. Vallahi gitti. Kayboldu. Gitse yine ya. Deneyim abi. Sen kendi motorunu daha iyi tanıyorsun. Aynen. Ben şimdi iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor bilemeyeceğim. Dene bakalım. Kötüyse burayı keseriz. Bak ben bunu ayarını yapıyorum abi. Tamam. Şu an mesela tam bak gaz kola ayarını. Aslında bu hem hız sabitleme hem de el freni. Evet. Kendine gelmiş mi dedi? Tam anlamadım abi. Kendine gelmiş dediyse video devam öyle edelim. Öyle mi gidiyor normalde bu motor? Bilmiyorum. Kendine gelmiş dediğine göre böyle gidiyor demek. Daha bundan daha yavaş kötü gidiyormuş. Yavaş geldi sanki bana da. Şeye göre o. Dur bakayım. Bağırma falan gitmiş bayağı. He? Bağırma olayı falan gitmiş. Aynen. Yani gidiyor mu motor? Şimdi hissediyorum yani. Torku hissediyorsun he? Vay be. Önceden ses duyunca hissediyorum zannediyormuşum. Bir de yokuş yap hacı. Ha bir yokuşu bir dener misin? Aşağı in.
Yokuşu dene abi. Atayım mı? Rampayı çıkıyor mu bir bak bakalım. Rampayı çıkıyorsa sorun yok. Rampa dene. Rampayı 80'de çıkan lazım. Yok abi sen ne yapsın? Forza 750 sandık abi motoru. Aynen öyle. Adam çıkamıyor abi, bir el atın da çıkartalım şunu. Çok indi o ya, ben şurayı demiştim. Ya çıkar ya. Bence şeyle kıyaslayınca aktiva maktiva bana bir ağır geldi. Ya da basmadı mı? Bence basmadı. Aa çıktı. Çıktı. Tamam oldu o zaman. Çıktıysa oldu abi. O rampaya çıkıyorsa tamamdır. Çıkıyor mu? Güzel hızlanıyor. Aa iyi. Aa demek ki o kayışmış tek mevzu. Şimdi anladık. Ben bayılıyordum normalde. Zaten çıkamasaydın testi geçememiş yok, olacak. Yok şey bu kadar hızlanmıyordu önceden. Rampada bu kadar hızlanmıyor muydu? Yok. Sabit bir hızla devam ediyordu. Şimdi hızlanıyor yukarı çıkarak. Şimdi hızlanıyor. Gaz yiyor yani. Yani kayış doğruymuş. Bağırıyordu gitmiyordu. Lan diyordum ne güzel gidiyor, korktu zannediyordum ben de var ya. Ha. Eline koluna sağlık. Eyvallah abi. Kardeşim. Güle güle.